fikrini söyleden herkese iyi akşamlar. Bu akşam da ilginç gündeminizde olan ya da olmayan konularla beraber olacağız. Onlardan bahsedeceğiz. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarına ilişkin biliyorsunuz hem Türkiye'ye açılışı hem de akabinde bazı şeyler var. O konuya birazdan geçeceğim ama biz yayına girmeden bir süre önce Sedat Peker bir tweet dizisi paylaştı. Ha, bu arada çok özür dilerim konuklarım tabii söyle. Direkt böyle şey bodoslama konuya dalarak nasıl olsa tanıyorsunuz diye efendim hiç anons etme ihtiyacı da duymadım. Mustafa Hoş bizimle beraber gazeteci, Ayşen Şahin iletişimci yazar ve Elfin Tataroğlu akademisyen yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben böyle bodoslama gidiyordum. Sonra hoş geldiniz, görüşürüz şeklinde. Bu arada sorularınızı, yorumlarınızı Twitter'dan ve Instagram'dan @baharfeyzan'a iletebilirsiniz. Direkt bakabildiğim ve sizin de fikirlerinizi paylaşabildiğim Fikrini Söyle programımız. Evet, Sedat Peker'de kalmıştım. Mustafa Boş'la başlayalım yine pozitif ayrımcılık yaparak. 1 Ekim'e sürekli işaret ediyor ve hep hani onun ifadesiyle vallahi de billahi de çok eğleneceğiz diyor. Biraz Binali Yıldırım'ın oğlunu işaret etmiş tweetlerinde ama ne diyor tam, ne demek istiyor yani? Şöyle. Nasıl eğleneceğiz? Sedat Peker tetiklendiği zaman bunu kişisel intikama anında dönüştüren bir karaktere sahip. Yani uzun bir süredir aslında böyle bir geçiş döneminde bir bekleyiş içerisindeydi. Böyle ilk başta hedef aldığı işte Mehmet Ağar, Süleyman Soylu gibi ve büyük bir ağ içerisinde birçok isim, Korkut Eken gibi, Sezgin Baran Korkmaz'ın da içinde olduğu inanılmaz bir ağ ve Türkiye'yi saran acayip ilişkileri ortaya çıkmasını sağladı. Ve bir süredir de sadece bir video çekmediği dönemlerde gündemi geçiştiren ve bir bekleyiş dönemi ve bir hazırlık dönemi, yani öncelikle kendi güvenliğini de sağlamaya çalıştığı da görülüyor. Hem ailesinin hem kendinin. Sedat Peker'in önemi de şurada. Yani içeriden bir tanık. Sadece birilerini suçlayan, iddialarda bulunan birisi değil. İleriki dönemlerde de içeriden bir tanık olarak da bir değeri var. Aslında tanık koruma programları tam da Sedat Peker gibiler için uygulanır, uygulanması gerekir normal bir ülkede. Böyle bir anlayışı vardı ve 1 Ekim tarihini vermişti. 1 Ekim tarihinde meclisin açıldığı gün yeni bir dönem başlatacaktı. Şimdi bunu öne almasının nedeni şu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erkam Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlatmış Sedat Peker için. Ya benle ilgili hemen anında soruşturma başlatıyorsunuz. O zaman Erkan Yıldırım kim, bu ilişkiler ne diye tweet serisi yazdı. Orada önemli olan uyuşturucuya ilişkin verdiği bilgilerin birçoğu hani bilinen ilişkiler. Mesela Kolombiya'da 4,5 ton Türkiye'ye gelmek üzere yakalanan bir uyuşturucu var. Kime gittiği hala belli değil. Tam bir yıl geçti. Yani 2020 1 Haziran'da Kolombiya Savunma Bakanı açıklamıştı. O günden bugüne hiçbir ilerleme sağlamadı. Hatta Süleyman Soylu bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını, Kolombiya ile bir temas kurduklarını ama pandemi nedeniyle ilerleme sağlayamadığını falan söylemişti. Ve bunun üzerine gideceğini söylemişti. Ama bu zamana kadar hala bir kim oldukları belli değil. 4,5 ton, çok yüksek bir rakam. Yine Körfez'de yakalanan başka 1,5 ton var. İşte 620 kilogram kokain var, bilmem ne var. Yani neredeyse Türkiye'yi narko Türkiye dedirtecek bir ağdan bahsediyordu. Ve bunların bilinen şeylerdi. Şimdi diyor ki madem böyle benimle ilgili soruşturma başlattınız ama bu Erkan Yıldırım'ın mesela diyor nasıl oluyor da Hollanda'da 18 milyar dolarlık bir serveti var. Önce bunu araştırın. Sonra da Erkan Yıldırım'la bağlantılı olarak da şeyi soruyor. Yani Kıbrıs'taki otellerde kalırken onunla ilgili cinsel içerikli videolarla nasıl şantaj yapıldığını araştırın. Bu kısmı önemli çünkü Sedat Peker'in açıkladıkları içerisinde bir zincirleme suç ortaklığı aynı zamanda ama herkesin de birbirine karşı bir kozu var. İster Pegasus'la, yani casus yazılım denilen telefonlara yüklenen Türkiye yazılımla. Cumhuriyeti Devleti'ne 50 milyon dolara Cihan Ekşioğlu'nu sattığı ama aslında kendilerinde de olduğu, çünkü birçok yazışmalarının birbirlerinden haberdarlar. Doğal olarak şöyle bir durum var. Herkesin herkesi izlediği ama kimde nasıl bir koz olduğunu tam bilinmediği bir dönem.
O yüzden de kimse sesini yükseltemiyor ya da daha fazla bir karşı hamle yapamıyor. Şimdi bu durumda Sedat Peker Cuma günü açıklayacağını söylüyor. Bu uyuşturucuların kime gideceğini, bu uyuşturucu bağlantılarının kim olduğunu. Erkan Yıldırım'la olan ilgisi de şu. Kıbrıs'ta olan bu iddiası, orada otellerin sahibi olan Ersin Faralyalı'nın otelinde kalan herkesin bir videosunun olduğu ve bu videolarla şantaj yapıldığı ve o şantajla bu uyuşturucu işinde kullanıldığını söylüyor. Bununla ilgili bilgi ve belge yayınlayacağını söylüyor. Söylüyorsa büyük bir ihtimalle böyle bir bilgi ve belge yayınlayacaktır. Bilinmeyen bir kısmını açıklamaya doğru gidiyor Sedat Peker. 1 Ekim'de bambaşka bir şey açıklayacağını söylüyor. Bence bu öne aldı. Süleyman Soylu'yla da ilgili olduğunu söylemişti daha önce. Daha önce de söylemişti. Yani aynen. Burada şöyle tekrar hedefi şöyle uzun bir süredir Süleyman Soylu dışında başka bir hedefi yoktu. Burada tekrar Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Tolga Ağar, Tolga Ağar'a direkt olarak katil diyor. Öyle nitelendiriyor iddiası o. Süleyman Soylu ve bir Paramount Otel'de yine bir savcının kaldığını ve savcıyla ilgili bir şeyi paylaşacağını söylüyor. Bu Paramount Otel'de kalanların hala nasıl kaldıkları, hangi aracılıkla kaldıkları netleşmemiş değil. Paramount Otel'in şöyle bir tarafı var. Bütün bu ağın, Sedat Peker'in ifşa ettiği ağın karargahı orası. O karargah birçok bilgisi de Sedat Peker'de var. Aşama aşama bunları herhalde açıklayacak ve eğer bu uyuşturucu ağına ilişkin net şeyleri açıklarsa şöyle bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Artık yeni bir evreye geçilecek her aşamada. Hem Sedat Peker hem de iddiaları ve bunun muhatapları konusunda bambaşka bir yere geçileceğini tahmin ediyorum. O açıklıyor da bir şey de olduğu yok baktığımızda. Yani şöyle, bu bir şey olmuyor duygusu çok doğru bir şey değil şundan dolayı. Şöyle, savcılar yani harekete geçmemesinden bu, ötürü diyorum. Bu iktidarı yıkar başka ülkelerde. Bütün bürokrasiyi, o ülkenin sistemini darmadağın eder. Açıklananlar öyle bir şey. Evet. Ama bir taraftan da bunların kaydının, takibinin yapılması lazım. Olmadı diyorsunuz ama şöyle de bir şey var. Mehmet Ağar mesela bıraktı o Marina'yı, bırakmak zorunda kaldı. Ama orada sanki biraz Süleyman Soylu'nun şeyi vardı. Ben olsam istifa ederim gibi bir açıklaması işte vardı. Ama niye söyledi? Daha önce niye yaptı? Bilmiyor muydu Süleyman Soylu orada? Mesela kendi aralarındaki bir şey Mehmet vardı. Mehmet Ağar'ın orada yönetici olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Tabii yani ki. Bu açıklananlarda hiç kimse o ağın içerisinde bulunan isimlerin için sürpriz olan bir şey yok. Sadece şunu bilmiyorlar. Acaba elinde benimle ilgili ne var? Kendileriyle ilgili ellerinde ne olduğunu bilmiyorlar birbirleri için. Hani bunu şöyle netleştireyim son olarak. Bu bir çıkar ortaklığıydı bu iktidarı oluşturan bileşenler. Şimdi bu çıkar savaşına dönüşmüş durumda. Bu çıkar savaşında kimin elinde ne olduğuna dair herkes bir ne olduğunu bilmiyor. O bilindikçe bu savaş daha da derinleşecek, daha da artacak. Konuya ilişkin eklemek istedikleriniz var mı Elfin Hanım ya da Ayşen Hanım'dan? Ben sadece şeyi merak ettim. Yeni bir mecraya geçeceğiz demiş Mustafa Bey. Onu yeni bir sürece YouTube'un geçeceğiz dışında bir şey mi kastetti acaba? Sanki başka bir mecra platform değişiyor, platform değişecek gibi. Video çekmesi yasaktı ya. Hani video çekmeyecek zaten ama... Hı-hı. Yazmalı değil, yeni bir mecraya geçeceğiz. Hani Twitter'ı beyan için kullanıyordu, YouTube'u video için kullanıyordu. YouTube'a belki canlı yayına geçer. Yani her şey olabilir, ben de onu merak ettim. Yeni bir mecrayı hangi anlamda kullandı acaba? Çünkü o zaman yine Birleşik Arap Emirlikleri olan ilişkiler kısmında da bir bayrak açmış oluyor. Sadece buraya değil, o tarafa da eğer yeni bir mecrada başka bir içerikle çıkacaksa kendinin oradaki pozisyonunu da riske atıyor olabilir. Elinde şöyle bir aslında koz var. Alıp getiremezler Sedat Peker'i. Yani getirdi mi daha büyük bela. Çünkü mahkeme süreci ve cezaevi süreci aslında birazcık da korunak. Ailesini tamamen bir garanti altına alsa çok rahatlıkla onu da yapar. Onu yapınca da şöyle bir şey olacak. Bu elinde olan bilgi ve belgeler içeriden olduğu için çok güçlü bilgi ve belgelere sahip birisi. Ve hala o... İlişkiler içerisinde belli noktalarda Sedat Peker'in bir istihbarat ağı da var. Yani bu kadar kaç yıldır bu ilişkilerin içerisinde olan birisi bir anda dışına tamamen çıkamaz, çıkılmaz. Hani bunu şöyle düşünün. Kaç yıldır mesela FETÖ diyorlar. FETÖ ile ilgili yapılanlara bakın. Hala
en önemli korku kaynağı. Niye? Çünkü bütün o kadar iç içe geçmiş bir yapı ki onu oradan uzaklaştırmak ya da temizlemek çok mümkün olmuyor. Sedat Peker'inki çok daha geniş, çok daha ilişkileri olduğu birisi ve hani şöyle bir durum unutuyoruz biz, çok kolay geçişiyor her şey. İki yıl öncesindeki bir Sedat Peker'e baktığınızda şu anda söylediği her şeyi yayan ya da onlara ilettiği herkesi öldürmek isteyen biriydi. Evet. Yani şimdi bu kadar acayip bir yere doğru gidince böyle çok kolay bir uçtan, sonuçlar ya da şeyler olabilecek bir şey değil ama çok büyük bir sarsıntı içten. Mutlaka bundan sonra hedefe çok daha fazla bilgi belgeyle saldıracak. Yani bir de o uluslararası şeyde belli garantileri de artık almaya başlamıştır. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Haziran'da Tayyip Erdoğan'ın bir Amerika Biden görüşmesi öncesi Tayyip abiyle helalleşeceğiz falan gibi bir şeyler dedi. Sonra o bıçak gibi kesildi. Bir daha onunla ilgili işte yapmıyorum Amerika görüşmesi öncesi vesaire vesaire dedi. Sonra kaldı o mesela. Onunla ilgili bir daha hiçbir şey demedi değil mi? Hayır, demedi şundan dolayı. Yani Sedat Peker bu ilişkiler ağı içerisinde kendini en net ifade eden birisi. Suç örgütü olduğunu kabul ediyor ama ben bunun üyesiyim diyor, lideri değilim diyor. Evet, zaten en başta çarpıcı şeyi oydu. Şey, önemli bir durumda. Bunun başka liderleri var diyor, bu işi yürüten insanlar. Aksine bu ülkeyi teslim alan bir anlayışı da söylüyor. Ve ben kendi davamı gidiyorum diyor. Ya şimdi kendi davasını güden adama başka misyonlar yüklenmeye çalışılıyor. Bu doğru değil. Yani Sedat Peker'in konumu kendi davasını güden ama içeriden bilgi ve belgelerle Türkiye'nin nasıl bir duruma düştüğünü anlatan bir isim. Yani dediğim gibi tanık. Yani onun statüsü sadece o olmalı. Yoksa işte iktidarı bilmem ne yapacak, dağıtacak ya da muhalefet yok, anti kahraman yok bilmem ne. Bütün bunlar çok anlamsız şeyler, yüklemeler. Çünkü kendi davasını yürüttüğüne göre kendi davasının stratejisini de kendine göre yürütecektir. Ya da birilerinin çıkarına ya da birilerinin daha iyi bir hayat sürmesi üzerine kurmayacaktır. Yani o kendi davasını yürüten adam kısmı ıskalanınca hem yanılgılar hem de hayal kırıkları bir tuhaf hale gelmiş oluyor. Evet. Kamu yararı bekliyoruz biz Sedat Peker'den. Fantastik başlıkları vardı. Tabii yani biz kamu yararı gelmeyecek, o rota nereye gidiyorsa kendisine dokunan kimse onun üzerine kuruyor ifşa stratejisini. Belki de çok daha büyük ve öğrenmemiz gereken belgeler de var ama şu anki duruşuna ve pozisyona uymadığı için onlar kalacak. Detaylı incelendiğinde yarın öbür gün bağımsız bir yargıda belki çok daha farklı köklerde ulaşılacaktır. Şu an biz hepimiz bireysel bir intikamın ortaya saçtığı dataları topluyoruz. Evet, aslında topluyor ama şöyle bir etkisi de var. Mesela bu konuların uzun süredir gündeme getiren hepimiziz bir şekilde söylüyorduk ya da söylediğimiz için bir sürü sorunla başımız belaya girdi, bir sürü şeylerle karşılaştık. Biliyorduk kısmı başka bir şey, bu tanıklı. Tabii. Şöyle bir mahkeme aşamasında bir iddiadan başka bir şeye geçmiş olacak. Yani ilerideki olabilecek bir bu büyük mahkemelerin en önemli tanıklarından, belgelerinden, bilgilerinden birisi olacak. O yüzden gazeteci, yani görev yapması gereken iki kişi var bu durumlarda. Bir savcılar, ikincisi gazeteciler. Evet. Savcılar görevini yapmıyor. Bunu yapmamanın bedelini de onlar yani niye yapmadıklarının hesabını verirler görevleriyle ilişkin. Görevini yapan savcılar da hep tarihte anılmışlardır. İşte Doğan Özler hala konuşulur. Elbette. Ya da İlhan Cihaner gibi savcılar hala konuşulur. Niye? Çünkü görevlerini yapmışlardır. Cumhuriyet savcılarıdır onlar. Yapmayanlar onun hesabını başka bir şekilde verir. Gazetecilerin hani bu konuyu ya bu geçti ya da bilmem ne deme hakkı yok. Derinlemesine her söylenen bilgiyi takip, araştırma ve onu kayıt altına alma zorunluluğu vardır kamusal açıdan. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Onu soracaktım. Şimdi tabii Mustafa Hoş usta bir gazeteci ve bu mesele olduğu gibi bir aslında gazetecilik dosyası. Yani bunun üzerinden incelemek gerekiyor. Ben siyasi etkileri üzerine birkaç yorum yapmak isterim. Yani Peker'in açıklamalarının siyaset üzerindeki etkileri. Birincisi son 3-4 yıldır özellikle etkin olarak Türk siyasetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında şahin söylemlerde bulunan, en sert söylemlerde bulunan Süleyman Soylu'ydu.
Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden hani artık cenazelere dahi gelmesinler gibi böyle çok fazla ve gerçekten bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu saldırılara uğradı, yani cenazede saldırıya uğradı ve bunlar hep böyle işte basının, siyasetçilerin hedef göstermesiyle oldu. Şimdi bu açıklamalardan sonra şöyle bir etki oldu. Benim gözlemlediğim kadarıyla AK Parti'den Şahin açıklamalar azaldı. Sadece Cumhurbaşkanı konuşuyor ve ben İçişleri Bakanı'nın uzun zamandır çok ağır bir açıklama yaptığını da duymadım. Bu siyaset üzerinde böyle bir etki yarattı. Çünkü bir şekilde AK Partililer kim ne kadar yüksek bir şey söylese karşısında işleri çok iyi bilen birinin çıkıp sen de böylesin ya da sen de böyleydin deme ihtimaline karşı herkes biraz daha frene bastı. Bu birinci etkisi bence. İkinci etkisi itiraflar konusunda, yani AK Parti içinden o dönemleri yaşamışların itirafları konusunda bir rahatlama oldu. Yani belki o daha böyle hani kriminal, narkotik falan açıklamalar yaptığı için ülke dışından yapıyor vesaire. Ama ülke içinde de özellikle mesela Ticaret Bakanı'nın kendi bakanlığına mal satması ile ilgili mesele içeriden sızmış bir mesele. Tamamen. İçeriden sızdı. Yani bu nasıl içeriden sızdı? Bu güç verdi. Yani içeriden bir şeyleri sızdırma konusunda bir esneklik başladı. Yine bu son yani konuştuğu dönemler içerisindeki siyasi değişiklikten bahsediyorum. Muhtemelen bu önümüzdeki günlerde de hani o açıklamaların yönü nereye gittiği vesaire çok tartışmaya açık bence. Yani bence çok fazla Süleyman Soylu ve ekibini hedef alan açıklamalardı. Nitekim ekibi de bunun bedelini ödedi. İşte daha bugün Veys Ateş'in açıklamaları var. Yani Süleyman Soylu'ya yakın isimlerin bedel ödediği bir dönem oldu. Onun dışında aslında çok fazla AK Parti'ye dokunmadı. Yani bu meselenin dışında bir de Binali Yıldırım'ın oğlu meselesi var. Ha, önümüzdeki günlerde de başkaca şeyleri de açık. Yani dediğiniz gibi her an her şeyin olabileceği bir mecraya döndü yani. O bağlamda da ama oradan da çıkabilir her an her şey. Bence AK Parti'nin içinden de çıkabilir. Yani mesela Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları, işte Ticaret Bakanlığı'nın içeriden sızdırılan evraklar, o şey de içeriden sızdırıldı, pudra şekeri meselesi. Yani aslında bir sızma başladı. Bunun da miladı biraz bu işlerle birlikte oldu. Bence bu biraz büyüyecek. Yani bu içeriden bilgi sızma meselesi. Bir de şeyi tetikledi, Süleyman Soylu bu sürecin başında iletişim anlamında da bir gövde gösterisine girdi. Sosyal medya üzerinde kendisini savunan etiketler, videolar, nasıl ki haftalık olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik bir kampanya mutlaka her hafta yapılır. İşte güne bir Erdoğan fotoğrafı bırak etiketleri açılır. Mutlaka bir şey oluyor. Büyük lider. Evet, bir büyük lider olur, milletin adamı etiketi olur. Mutlaka bir şey haftada bir yaparlar. Vekillerin hesaplarından yakalıyorum ben. Sonra zaten hep aynı hesaplar. Bunun üzerine böyle bir belirli sayıda bir şey her hafta yapılıyor. Oradaki gücünü de sosyal medyadaki ve medyadaki gücünü de denedi Süleyman Soylu. Olmadı. Yeterince arkasından gelen olmadı. Ama bu neyi de kırdı? Sahada ki etkilerini de kırdı. Hatırlar mısınız? Bu videolar patladıktan sonra belki de ilk kez yurttaş karşısına dikilip net bir şekilde korkmadan Süleyman Soylu'ya durumu sordu. Yurttaşlar sordu. Sahada sıkıştırdı. Dolayısıyla o Şahin açıklamaları kitle önünde yapabilecek bir alan da kalmadı. Çünkü artık karşılaştığı yurttaş da susmuyor yüzüne karşı. O orada da süreci yönetememe ihtimalleri ortaya çıktı. Ben biraz toplumun da ses çıkarıyor olmasının, tabii, sahaya inemediği, inememesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu Şahin açıklamalar aslında altında AK Parti içi iktidarının da yarattığı, evet, bir şeydi. Yani Süleyman Soylu çok açıktı ki orada bir iktidar güç savaşı da vardı parti içinde. Berat Albayrak'la kavgaya girişmesinin nedeni de oydu. Soylu daha güçlenmişti. Yani aslında olan her şey AK Parti'nin içinde oluyor. Yani burada muhalefet izleyici zaten, vatandaş izleyici. Yani olan her şey içeride oluyor. Sonuçları da içeride. Yani Süleyman Soylu'nun açıkça adını koymak gerekirse bir liderlik yolculuğu vardı. Bu iş ona sekte vurdu. Yani bunun Türkçesi bu. Bunun için tabii içerideki grupların da
muhakkak ki etkisi vardır ya da etkisi olmasa bile izlerken keyif alanı vardır. Yani. Valla çok enteresan isimler bile zikrediliyor orada. İşte yani Süleyman Soylu'nun işte liderlik yolculuğuna sekte vurmak için AK Parti içinde değişik isimlerin bile destek verdiği Sedat Peker'e gibi. Tabi bunlar söylem niteliğinde, hani bir ispat niteliği olmadığı tabii için isim yani vermiyorum. Ama tabi sekteye uğrattı dediğimiz sonuçta koltuğunda görevine devam ediyor tabii açıklamalarına. Tabii liderliği yani. Ne anlamda? Liderliği. Türkiye'de çok enteresan bir yer. Hani diyorlar ya siyasette 24 saat bile çok uzun diye. Yani biz sekteye uğrattı diyoruz. Bakıyorsunuz bir gelişme oluyor. Vay bilmem ne oldu şimdi falan. Bu da çok onun acayip bir yani şey. Yani o da bu sarsıntıdan yani mesela yıkılmadan çıktıysa o da bir iştir. Acayip yani, acayip gelişmeler oluyor ayrıca yani. Ayrıca mesela bu yaptığı bir televizyon programında da kendi üzerindeki basıncı çok azalttı. Şimdi mesela o program bir manada şey olur dedi yani hani konuşursam tabii akıllı bir programdı aslında. Habertürk'teki o programa çıktı evet ve orada işte soru da soruldu. Öyle değil mi? Hani şey o yani milleti izleyiciye verilen şey o ve ondan sonra dikkat edin üzerindeki basınç azaldı. Ben hiç onda katılmıyorum. Ben o programda reputasyonunun büyük bir yüzdesini kaybettiğini düşünüyorum. Ben Elfin Hanım'a aynı şeyi düşünüyorum. Ben ona katılmıyorum. Yani toplum nezdindeki çıkmak sonra konuşulmaz oldu. Çok az konuşulur. Konuşursan Türkiye sallanır gibi bir şey gibi oldu orada. Yani orada. Hayır, oraya evet, çıkmak bir zorundaydı. Bir manada yani. Bir manada. Çok stratejik olarak dedi. Ama çıkmak zorundaydı. Mesela şimdi Erkam Yıldırım çıkmadı. Babası konuştu. Ve şu an zaten bir şekilde sahneden de silindiler sessizce. Süleyman Soylu'nun sessizliğe gömülme ihtimali yoktu. Hala tabii, sonuçta tabii. Kabinenin bir üyesi. Aktif olarak yani, orada olması gerekiyordu. De... Hani bir şekilde çıkacaktı ama oradan sonraki yorumlara bakıyoruz. İşte hani toplumdaki karşılığına bakıyoruz. Top çevirdi. Bir hesap vermedi, bir açıklama yapmadı. Ama... Yine dediğiniz gibi her şey parti içinde oluyor. Tabii parti değil, içinde şey kendi pozlarını oynadı. Dışarıya yönelik yani ben hesap vermiyor. Topluma yönelik parti içindeki iletişiminden. Bir güç mücadelesi yani parti içindeki bir bilek güreşi aslında. Ama MHP lideri Bahçeli de destek verdi bayağı. Tabii. Pazartesi şeye çıktı değil mi? Salı Bahçeli dedi ki işte arkasındayız filan. Çarşamba sonra Erdoğan'la bir araya geldi galiba. Öyle bir şeydi yani. Ya da işte günler aşağı yukarı böyle bir şeydi. Daha evvelki istifasında da öyle. Yani aynen. Yani etmedi şeyin döneminde de öyle. Bence hareket kabiliyeti konusunda yaş tahtaya basmayan bir şeyi var. Rotası var Süleyman Soylu'nun. Kendi hareket. Doğrudur yanlıştır anlamda demiyorum. Yani böyle bir adımlarını kendi bir anlamda sağlamlaştırarak giden bir şeyi var. Nereye gittiği tartışılır ayrı konu bilmiyorum. Yani, şunu çok net. Eski Süleyman Soylu değil. Değil tabii. Yani her açıdan yani Cumhurbaşkanı'nın alternatifi görülen gibi. Yani Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan'ın yerine kendini hazırlayacak güçte kudrette gören birisi aynı şeyi artık yapamaz. O dönemi bitti. Ancak sürdürebilirse var olan konumunu koruyabilir. Yani var bitti olan mi gerçekten o dönem? Bana çok bitmiş gibi de gelmiyor bir kesime göre. Sadece bana göre değil şöyle, elbette. Bu işler hani şimdi Süleyman Soylu'nun nasıl yükseldiğini, evet. Nasıl neler yaptığını çok net biliyoruz. Yani bir şeyin üstüne çok sert bir şekilde giden ve bunu en sert şekilde yapan bir siyasetçidir. Söylemleri de çok serttir. Şimdi aynı şeyi yapamamasının nedeni ne? Çünkü eli kolu bağlı o anlamda. Aynı şeyi yapamaz, yürütemez. Bundan sonraki stratejisi var olan konumunu korumak olabilir. Onu da korumak yine aile yine bir güç savaşı gerektirecek. Elbette. Fakat şöyle bir şey var. Diğer AK Partililerden şöyle bir farkı var. Başka bir siyasi gelenekten geldiği için taban da yok yani. Günü geldiğinde buradan kopabilir. Evet evet. Yani şimdi Süleyman Soylu diyelim ki hani başkaca bir merkez sağ oluşum, başkaca merkez sağ yakın partiler. Yani çok da uzak gelmiyor düşünmek. Yani AK Partili bir isimden ziyade. Dolayısıyla aslında istediği zaman kopuşu da bu meseleyle bir hızlanma sürecine girdi bence. Dilediği zaman bırakabilir. Ama işte o ayrılış AK Parti'ye kan kaybettirir. O da bir gerçek. Çünkü sadece tek başına biri değil. Yani arkasında da bir yapı var. İşte Devlet Bey'in desteğinden de yola çıkarsak arkasında bir devlet desteği var. Dolayısıyla hani sadece atanmış bir bakan gibi görmek de bence biraz zayıf olur.
Evet, yani. Neyse konu nereden nereye geldi. Dolayısıyla. Şeyi konuşmuş olduk. Bu arada o da bizim işimize, yani şöyle değil mi, hani tekrar Süleyman Soylu'nun AKP'den kopup yeni bir çizgiye geçti ve AKP'yi eleştirebilecek döneme geldiğinde o zaman da bambaşka kapılar açılır. Yepyeni şeyler öğreniyor oluruz. Kendisinin muhalefette kaldığı zamanki konuşmalarını hatırlayın. Aynı şahinlik o zaman da vardı. Ona en müsait isim, yani AK Parti içerisinde bunu yapmaya ve çabuk da yapabilir bunu. Yani o manevrası da esnek, yani siyaset içerisinde. Dolayısıyla ne kadar nazik açıkladınız Erfin Hanım manevrası esnek. Yani bir hafta sonra ben ayrılıyorum tabii. diyebilir yani, ama bir AK Parti kurucu ya da 25 yıllık AK Partili bunu kolay kolay diyemez, yani ben ayrılıyorum da şey yapıyorum falan diye. Mesela bir Süleyman Soylu bir İYİ Partili çok rahat yan yana düşünebilirsiniz yani. Benzer geleneklerden gelmiş, benzer yapılardan gelmiş. İmkansız diyemiyorum, siyasette neler neler diyemezsiniz. O yüzden neyse. Peki. Ama şimdi eskisinden elinde çok daha fazla şey olduğunu biliyoruz. Evet. Çünkü o programda direkt olarak Tayyip Erdoğan'ı tehdit edebilecek şeyler söyledi. Yani şimdi o tehdidin karşılığında ertesi gün görevden alınırsın. Eski Tayyip Erdoğan olsa o da bir gün bile orada tutmazdı. Tutmak zorunda, o orada kalmak zorunda. Bu ilişkide hani çöküş dönemi bu şekilde devam edecek. Yani daha fazla Süleyman Soylu da göreceğiz, daha fazla Sedat Peker de göreceğiz, daha fazla Erdoğan Bayraktar da göreceğiz. Hep söylüyorum ki Bülent Arınç bile konuşmaya geleceğiz o konuya birazdan. Başladı. Şimdi önce bir New York'a gidelim istiyorum. New York'ta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapıldı. Her sene olduğu gibi işte bu sene Joe Biden gelmeyin gelmeyin diyordu. Ama işte bir şekilde ülkeler devlet başkanları falan gitti. Bizim de ülkemizde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde iki uçak gitmişiz bu arada. İki uçak oldu kesin mi? Evet evet kesin. Normalde iki uçak gidiyor ama bu sefer giden sayısı fazla, belki uçak artmıştır. İki uçak diyorsun. Yani Fatih Çekirge yazmış ben ikinci uçaktayım falan diye. Oradan biliyorum iki uçak gittiğini, yoksa olmuş gibi toplamışlar. Birinci uçakta olmak, ikinci uçakta olmak diye bir şey var. Bunu ne şundan söyledim. Bulgaristan gezisine gitmişti. Bulgaristan medyasında şey yazmıştı. İki uçakla geldi buraya. Diğer bir uçakta aşçıları ve şeyleri var. İşte diğer protokoldeki insanlarla birlikte aşçılarını geçiriyor. Ha, o belki küçük uçaktır. Bu büyük olabilir. İki uçak diye. Çünkü gazeteciler var. Ne bileyim bir sürü insan var. Ali Erbaş var. Baş. Misafir olarak zaten. Şimdi Türkiye evinin açılışı vardı. Şimdi öyle büyük bir açılış yapıldı ki sanırsınız yani o bina daha önce yoktu. O bina derken o bina o haliyle yoktu da arsası vardı. 70'li yıllardan alınan bir arsa. Ben şeyi Türkiye evini şuradan dolayı çok iyi biliyorum. NTV'nin New York temsilcisiydim. Orası eski hali. Zaten yine köşede Birleşmiş Milletler'in karşısı, çok değerli, çok güzel bir arazi orası. Ve şey 10 katlı bir yerdi. İşte basın müşavirliği vardı. İşte yeni geldiyseniz veya işte basın için Birleşmiş Milletler akreditasyon yapacaksanız oraya gitmeniz falan gerekiyordu işte. Konsolosluk vardı orada zaten. Ama konsolosluğun rezidansı mesela ayrı bir yerdeydi. 3. caddedeydi. İşte iki daire birleştirilmiş şekilde. Dolayısıyla burada da şimdi yeni binada şöyle yapılmış. Onu da bilgisini aldım. 35 katlı bir kere. İlk 8 katı konsolosluğa ayrılmış. 15. kata kadar daimi temsilcilikler varmış. 15. kat Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak tamamen ayrılmış. 32. kata kadar rezidanslar ve misafirhane varmış bu arada. Her şeyde konsolosluğun rezidansı da oraya taşınmış diplomatlarla beraber. Ama tabii tüm çalışanların öyle bir şey olması imkansız. Böyle bir bina yapıldı biliyorsunuz. Binanın açılışında da iki önemli şey dikkat çekti. Birincisi Ali Erbaş'ın orada da dua etmesi, işte eleştirildi. Bu nasıl olur diye. Fatih Altaylı da aslında bunu köşesine taşıdı. Ve şöyle ilginç de bir yorumu oldu köşesinde. Dedi ki işte ben şeyle konuştum, işte teke teke çıktı Profesör Mehmet Şahin, ne işi var orada diye sordum. Kamu diplomasisi yapıyor demiş Ali Erbaş'ın konuşması için. İşte Orta Doğu'nun kalbini kazanma şeklinde Ali Erbaş'ı yanında taşıma. Diğeri de Özlem Zengin paylaşmıştı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. İşte 500 yıllık hariciye tarihimizin en önemli, özür dilerim, 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi diye tweet vardı. Bu çok tepki çekti tweet'i ama aslında olayın aslı şu, yani takip etmeyenler için. Bu sözlerin sahibi aslında Özlem Zengin değil, Mevlüt Çavuşoğlu orada bir konuşma yapıyor. Ve diyor ki konuşması esnasında, aslında izleyelim onu istersen Serkan, ondan sonra sorayım. Bugün 500 yıllık hariciye tarihimizin önemli anlarından birine şahitlik etmekten büyük bir heyecan duyuyoruz.
küresel diplomasinin merkezinde yükselen bu bina, hükümetimizin iftihar dolu hizmet geçmişinin ve bu mücadelenin bir eseridir. Yani dünyanın merkezine binamızla 500 yıllık hariciye tarihimizin en önemli bir hançerini saplamış oluyoruz herhalde. Demek bu oluyor bilmiyorum ben. Kim başlamak ister bu konuya ilişkin, hem Ali Erbaş hem de 500 yıllık hariciye tarihimizle nereye geldik? Elif Hanım siz başlayın isterseniz. Olur. Şimdi sanıyorum bina yapmayı toprak kazanmak falan gibi bir bakış açısıyla, hani bir fetih bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Gerçekten elbette ki hayırlı uğurlu olsun. Yani Türkiye'nin bir Türk evinin olması güzel bir şey. Ama buna çok fazla anlam yüklemek. Türk evi zaten vardı. Binanın evet, yenilenmesi. Onu yenilen zaten toprağı da 70'lerde alınmış. Yani çok eskiden beri var olan ama bugün işte onu 35 katlı bir binaya çevirmişler. Ona da kimsenin yani, itirazı yok bu arada yenilenmesine. Yani gayet güzel olmuş. Yani gidince kalmak da isteriz kalabiliyorsak. Herkes de onu soruyor şu an. Yani biz kalabiliyor muyuz diye. Kalabilirsiniz tabii. Ben bilmiyorum dedim biz kalabiliyoruz. Herkesin öyle bir şeyi var. Öğrenciler yurtta nasıl kalıyorsa öyle kalırsınız. Şimdi. Yoksa böyle hani çünkü Cumhurbaşkanı öyle bir açıklaması var. Yani talimatı verdi. Herkes kalabilsin gibi filan bir şey duydum külliye ben. Külliye için de aynı şeyi dedik. 500 metre yaklaşabiliyor mu kimse? Yani öyle bir şey oluyorsa da çok mutlu oluruz. Ya yani olmadı bir çay içeriz. Gurur duyarız. Yani bundan yana bir sorun aslında yok. Aslında bir yerine kafe yani, restoran yapsalar bir katına çok iyi olur. Pardon herhalde diye düşünüyorum. 35 onu bilmiyorum. Katlı şeyde binada. Yani bu güzel bir şey elbette ama bunun üzerine yani bu hem diplomatik açıdan hem uluslararası dil açısından bir eksikliği gösterir. Yani bina ile bu derecede övünmek. Ben yani tersten düşünmek istiyorum. Mesela biz biliyor muyuz orada mesela Mısır'ın nasıl bir binası var? Ya da işte Fransa'nın nasıl bir binası var? Ya da Almanya'nın kaç katlı binası var? Ya da ben Almanya'nın dış politika gücünü oradaki kaç katlı binasından mı anlayacağım? Yani bunlardan gurur duymak sorunlu bir yaklaşım. Hele ki 500 yılın ben Sayın Özlem Zengin'e hiç yakıştıramadım. Yani 500 yıllık. Onun değil laf. Mevlüt Çavuşoğlu'nun lafını paylaşıyor. Ama o biraz aktarıyor. Kendi de aktarıyor. Ama onu biraz da geliştirmiş sanki. Çünkü birisi demiş. Orada birisi diyor. O en önemlisi diyor. Yani böyle hani şeddeli derler ya, şeddeli bir şeyle açıklama en önemli diyor yani. Şimdi en önemli demek bir tırnak siyasetçi. Yok orada sadece şey hariciye değil. Kelimesiyle Türk dış politika, yani dış politika değişiyor aslında Özlem yani, Zengin'in paylaşımında. Hayır, o en önemli demiyor bakan. Bakan evet. Orada hayır en önemli diyor. En olaylardan birisi diyor. Birisi diyor. Öyle mi? Olaylardan ben en önemli diye not almışım. Yani yok bu bunu ya olsun ikisi de sorunlu. Yani 500 yıllık Türk dış politika tarihi yani bunun içinde tabii Lozan'dan başlar. Yani 500'ün içine çok şey girerdi. Hani yakın cumhuriyet tarihinde dahi önemli çok önemli meseleler olmakla birlikte bir kere benim şey diyesim geliyor. Ne alakası var? Yani hani? Tabii ki bir alakası yok bununla ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bu sizi yani millet içerisinde komik duruma düşürecek bir yaklaşımdır. 500 yılda falan binaya bu kadar önem atfetmek, yani betona bu kadar önem atfetmek sadece AK Parti iktidarına mahsus bir şey. Geçmiş dönemlerde efendim mesela kimi dönem işte Kıbrıs Fatih'i Bülent Ecevit dersiniz bir döneme imza atmıştır. İşte Türk-Yunan dostluğunun çok ilerlediği dış politika dönemleri olmuştur. İpekçi şey dönemleri. İsmail Cem o İsmail dönemde Cem, öne İpekçi çıkmıştır. Deyince aile aklıma geldi. İsmail Cem. Barajlar yani, Kralı Demirel. Demirel falan. Yani bunlar önemli meseleler. Dolayısıyla bunlarla övünebilirsiniz. Yani dönemsel olarak Türk tarihinde gerçekten övünülecek sağlı sollu çok önemli mesele var. Ama bir bina dikmek üzerinden övünecek bir durum yok. Bunu bu kadarla söyleyebilirim. Ali Erbaş hususunda da yine tersten bir okuma yapalım. Mesela Ali Erbaş orada o açılışı yapmasaydı ne olabilirdi diye düşünelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da pekala zaten yani kendisi imam hani bir şey hatip yani içinden dua edebilir dışından edebilir bismillah der açar. Hani oraya Diyanet İşleri Başkanı'nın gitmesinin ne çeşit bir anlamı var? Ben Fatih Altaylı'nın programını izledim. Oradaki vurgu bana biraz şey geldi yani zayıf geldi. Çok tatmin edici de gelmedi. Ayrıca
şöyle de düşünmek lazım. Bizim bölgemizdeki ülkeleri düşünelim. Ait olduğumuz ülkeleri. Mesela Irak diyelim başbakanı dini önderle birlikte Amerika'ya gidiyor ve orada bir okumalı açılış yapıyor. Mesela buna biz nasıl bakarız, dünya nasıl bakar? Ya da aynı şey Suriye'den düşünelim mesela. Yani biraz tersten okuyalım. Kaddafi'nin çadır kurdurması gibi. Ha, yani tersten okuyalım. Gezilerde. Yani bunu başkaca ülkeler yapsa nasıl olur falan gibi düşünelim. Dolayısıyla bence yani çok da gerekli bir durum değil bu açıdan baktığımız vakit. Bunun bir diplomatik olarak da bir karşılığı olduğunu da düşünmüyorum. Yani uluslararası camiada buna bir önem atfedileceğini vesaire düşünmüyorum. Zaten Orta Doğu'da din özellikle bazı ülkelerde, en az Afganistan, İran devleti o kadar esir almış vaziyette ki insanlar neredeyse hani Alerbaş'ı gördüğünde ümitlenecekleri yerine Allah'ım hani yine mi diyecek durumdalar artık Orta Doğu'da. Yani hani o anlamda da Orta Doğu liderliği meselesi yine çok bana yani mesele dini deseniz, hani uhrevi deseniz onu hani Cumhurbaşkanı da dua edebilir. Yani hani orada bir sorun yok. Eder açar yani içinden dua eder, dışından bismillah der. Diyor zaten açılışlarda. Duaya karşı olan yok yani zaten ona burada. Karşı olan yok ama yani bunun diplomatik olarak bir anlam içermesi bana biraz sorunlu geliyor. Yani diplomatik olarak o zaman da şunu öneriyorum. Başka ülkeleri düşünelim. Yani başka bir ülkenin böyle bir dini önderiyle birlikte bu böyle bir açılış yaptığını, bir yabancı bir ülkede, yani yabancı bir ülke olduğu için ve yoğunluklu nüfusu Hristiyan bir ülke olduğu için yani siz ne düşünürsünüz, kamuoyu ne düşünür, bence o açıdan çok doğru kaçmamıştır diye de düşünüyorum ben bunu. Ben de şöyle düşünüyorum, bu hareket tamamen iç siyasete yönelik. Uluslararası arenaya hiçbir ilgisi yok. Ama iç siyasette nasıl bir karşılığı var ki bunun? İşte, bak Alerbaş'ı da götürmüş şükür. Alerbaş'a değil yani Türkiye'nin açılışının. Çünkü uluslararası arenada bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarında inşa ettiği bir binanın hiçbir hükmü yok. Ha, çok merak ediyorsa işte mesela izleyiciler şimdi bir Google araması yapabilirler. The Guardian'da lafı geçmiyor. New York Times'da lafı geçmiyor. Amerika'nın umrunda değil bizim Türkiye'mizin açılışı. Ben de şuradan bir örnek vereyim. Şimdi diyelim toplantıya gidiyorsunuz. Toplantıya gittiğinizde binanın önünde sizi karşılayanınız yok. Ama sizin stajyerleriniz önden gitmiş kapıları açmak için. Siz 40 kişiyle toplantıya gidiyorsunuz. Karşınızda belli sayıda sizi bekleyen var. Kimin reputasyonu yüksektir? Yani New York'ta bir büyük binanın açılışıyla övünmek ve diplomasinin işte Türk dış politikası en iyi hamlesi olduğunu iddia etmek Türkiye'deki siyaseti, Türkiye'nin dış politika siyasetine önem atfetmek değil. Amerika'ya bir önem atfetmek anlamına geliyor. Bugün aynı binayı bu yükseklikte Azerbaycan'da yapsaydık iki uçak dolusu heyet mi gidecekti? Gene giderdi bence. Bu şaşayla gidilecek, bütün basın bunu takip edecek, önden bakanlar gidip karşılama yapacaklar ve açtığınız yer işte atıyorum Azerbaycan olabilir, Mısır olabilir. Yani limanlar yapıyor Türk müteahhitler, hani lafı geçmiyor. Bir mimari eserdir, bir müteahhitlik eseridir. Dolayısıyla burada atfedilen önem politikaya, siyasete vesaire de değil. Yani Amerika'ya bir önem atfetme. Bu kadar büyük bir kadroyla gitmek de aslında bir nevi Birleşmiş Milletler'e değil New York'ta olmaya, Amerika'da yer almaya bir önem atfetme. Çünkü sanırım en kalabalık heyetlerden biriyle katılıyoruz şu an biz üstelik Birleşmiş Milletler oturumuna. Kalabalık gelmeyin çağrısına uymayarak çok var. Kalabalık gidiyoruz. Bu arada Cemicime şöyle bir bilgi, after report bilgi, daha önce AK Parti'nin İşte bir takım randevu aldığı think tank kuruluşları işte hani eleştirmişti ya işte Yahudi dernekleriyle görüşüyor diye. Onlardan da randevu alamamışlar bu arada. Randevu alamamakla birlikte yani uğraşmışlar onlardan da randevu alamamış. Yani yoğun bir takvim şöyle, var ama içi hani fayda olarak dönebilecek herhangi bir toplantı oturuma dolu bir takvim değil. Sadece takvim dolu görünsün ve basına haber servis edilebilsin diye. Dün işte yine ile bir toplantı görüşme vardı. Hiçbir ticari siyasi çıkarımızın olamayacağı bir işbirliğinin Türkiye'de hiç kimseyi heyecanlandırmayacağı bir görüşme. Yani takvim aslında çok bizi heyecanlandıracak bir oturumda içermiyor.
Ama şöyle, AK Parti'nin ilk dönemlerinde orada inanılmaz görüşmeler, inanılmaz randevular alınırdı. İşte hem think tanklerden hem işte o Türk evinin eski haline, ben hatırlıyorum, Soros yürüyerek falan gelmişti şeyle, Abdullah Gül'le görüşmeye. O Türk evinde acayip görüşmeler yapılır, işte bir sürü kanattan işte Soros gibi isimler gelirdi vesaire. Çok ciddi temasları olurdu yani uluslararası anlamda. Şimdi onların hani olmasa o zaman bir bile değil yani şu anda. Nereden nereye? Tuhaf bir diplomasiye de gelindi Mustafa, hoş bilmiyorum, katılır mısın? Ya, bu aslında şöyle, Biden'la bir görüşme ihtimali. Tabii. Umudu. Umudu, esas rüyası, artık halüsinasyonu ne dersen. Açılışa gelir belki. Onun üzerine biz de adet ya, açılışa gidilir ha. Hani o da etkilenir, 35 katlı bir binayı görür görmez. New York gibi bir yerde hiç görmediği bir binayı görecek, koşa koşa gelir diye. Biden uyuyamamıştır belki o da. Düşündüler herhalde. Ya... Çiçek de gönderse manşet olurdu. Çiçek de yollamadı. Bu tuhaflıkları bu kadar kolay konuşturmak da bir acayipleşti. Normalde buradan online, yani Zoom üzerinden açılışı yaparsın, olur biter. Buranın bütün şansı olması gerekeni bu. O binanın. Yani o binayla Türk'ün gücünü dünyaya ya da Amerika'ya gösterme şeyi, o şehvetin bir türünü anlamıyorum. Yani ya biraz arkasında Empire State var. Yani daha New York Chrysler var. Hani en büyük binası değil ki oraya dikilen. Çok da başka var. Bu işte biraz daha kaybeden göstermiyor mu bizi? Yani nasıl bir bina ya, yaptık diye iki uçak heyetle herkesle birlikte tören bir yapıyoruz. Hani şöyle, hani olur en büyük binayı dikeriz, bu bir şeydir en azından. Çok bir şey büyük bir mimari yani yaptık falan diye. Gerçi o da bir kompleks, en büyük binayı biz yaptık diye. Övgü meselesi şöyle bir mesele. Sizi başkalarına övünce değerli olur. Yani bir köşe yazısı yazılır. Bir böbürlenmedir işte. Hiç yani Amerikan basınından bahseder, hiç haberi geçmiyor. Yabancı diplomatlar konuşur filan. Bu işte atfedilmiş bir şeydir. Güçtür, övgüdür filan. Ama siz kendi kendinizi överseniz bu başka bir şeye dönüşüyor. Böbürlenme. Şey. Zaten orada şöyle bir şey var. Yani mesela Boris Johnson Biden'la görüştü. Onun için New York, New York'tan Washington'a kendi bir Twitter hesabında var. Aslında bir şey, o çok net gösteriyor. Nasıl bir arada büyük uçurum var. Twitter'da paylaştığı şu Boris Johnson, yani İngiltere'nin başbakanı. Birleşik Krallığın en önemli adamı. Trenle biniyor. Trenden fotoğraf paylaşmış. 3,5 saat trenle gidiyor Biden'la görüşmeye. Tabii. Yani 3 uçakla, 5 uçakla gitmiyor ya da 100 uçakla gitmiyor. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Yolda yürüyor 3 kişiyle. Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanı konuşmasının ana teması neydi? Biz de Paris Anlaşması'nı işte önümüzdeki ay meclise getireceğiz dedi ya. Ve sonra Paris Anlaşması bir iklim anlaşması ve karbon salınımını basarak çok kocaman bir konvoyla o emisyonu vere dediğinin tam tersini yaptı. Ya iklimi, Paris Anlaşması'nı bir ay sonra meclise getirmek, 191 ülke süreci tamamladı. Süreci tamamlayamayan, yanına bile yaklaşamayan, dolayısıyla da hala vaat olarak Birleşmiş Milletler biz bunu önümüzdeki ay getiriyoruz muştu gibi veren Türkiye dışında hangi ülkeler var biliyor musunuz? İklim anlaşmasını başaramayan: Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen. Bizim çapımız buna düştü. 191 ülke şu an artık Paris İklim Anlaşması ilgili şeyi hazır. Peki biz bunu iklim diye konuşuyoruz. O konvoylarla övünüyoruz. O işte binayla övünüyoruz. Ama karşımıza çıkacak olan ne? Biz şu an Paris İklim Anlaşması'na uygun düzenlemeleri yapamazsak eğer, bizim çok kısa bir sürede 2053'ü vaat ediyor Cumhurbaşkanı. 2030'dan sonra Avrupa'ya ihracatımız duruyor. Çünkü ona bizim hiçbir şeyimiz sürdürülebilir değil. Şey değineceğiz. Bitirdiniz mi? Yok, devam edeceğim. Çünkü reklama gidip o konuya geleceğim konuşmasına. Şimdi hani bir tuhaflık orada. Erdoğan'ı kim karşıladı Amerika'da? Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Erdoğan kimle görüştü? Yani oradaki konsolosumuz vesaire. Testiciyle. Uzun bir süredir gerçek olmadığını düşündüm. Az önce tekrar bir daha baktım. Gerçekten böyle bir şey oldu mu diye. Ya Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanıyla görüşüyor. Ha, destici orada ne yapıyor Mustafa Bey? Ya onun ne işle götürmüş herhalde? Hak iş var, bilmem ne var. Heyette acayip kahveden adam toplayıp bir yere kalabalık göstermeye gitmiş gibi bir durum var. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Temmuz ayında HDP bir soru, bir araştırma önergesi vermiş meclise. Bu yurt dışı seyahatlerin
bütçeleri araştırılsın. Diğer partilerin hiçbiri yurt dışında temsil edilmiyor. İktidar partileri sürekli yurt dışına kalabalık kitlesel gidiyor. Bu masraflar hazine bütçesidir. Bunların hesabı verilsin diye önerge vermişler. Şu an mesela biz böyle gülüyoruz ya, hep beraber gitti, o da gitti, bu da gitti. 291 milyon dolar o binaya gömüldü. Ya kaç milyon dolara gidildi orada? O konaklama maliyeti, uçuş maliyeti, herkesin seyahat masrafları vesairesi. Bunları biz ödedik şu an. Biz hani tamam şakasını yapıyoruz ama... onlar gitmeden önce ve gittikten sonra bizim cebimizdeki para azaldı. Bizim paramızla gidildi oraya. Hem öyle, bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi bu aile gezisi gibi görünüyor. Çünkü Tayyip Erdoğan kitabını tanıtıyor. Emine Erdoğan kitabını tanıtıyor. Ya hiçbir kitabın böyle bir tanıtımı da olmadı. Çok acayip bir ayrıcalığa sahip. Times meydanına şey verildi. İlan verildi. Şöyle, mesela onun bütçesi nereden çıktı? Tam doğru söyleyeceğim. Yani şöyle bir şey yap. Şeffaflık. Bütün bu gezinin ne kadara mal olduğunu, bütün bunları kim ödedi? Yani bu geziye bu kadar katılanların konaklamasından tut, yiyeceği, içeceği kadar ve oraya götürülen herkesin bütün bunları kim karşıladı? Nereden karşılandı ve kaç lira? Ya bunu açıklamak zorundalar. Parti bütçesinden karşılanması gerekir. Örtülü ödenekten bile değil. AKP gezisi çünkü değil işte. Sonuçta o da protokol. İlgisi yok artık. O arabalar oradan mı kiralandı? Buradan mı ayrıca bir uçakla götürüldü? Nakliye uçakları mı götürdü? Galiba buradan da gidiyor. Ya tam emin değilim. Başka ama galiba götürüldüğünü biliyorum. Ama burası için tam emin olmadığım için. Olduğum dönemden hatırlıyorum. Galiba buradan gidiyor ya da Amerika veriyor. Bunu, tam emin değilim ondan ya. Bu inanılmaz bir durum ya. Yani sadece bu bir de. Bak bugün belki birazdan konuşacağız. Hala açlık. İnsanların nasıl zor durumda olduğunu yaşadığı bir ülkede bütün bunları bu kadar fütursuzlukla yapma durumu başlı başına başka bir şeye işaret ediyor. Yani mantıkla, böyle siyasi kavramlarla, deneyimle, tecrübeyle çözülecek bir durum değil. Gerçekten kopuş var. İnanılmaz bir kopmuş yani. O kitle, o etrafta olan kim varsa sarayın etrafında Türkiye'den kopmuş, Türkiye'den kopup gitmiş. Yani Türkiye'ye geri gelmeseler Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor. Bu olacak iş mi ya? Yani çok tuhaf bir şey bu. Hani hepsi bir gitti hatta ben dönüyorum. Kılıçdaroğlu gayet iktidar gibi şöyle güzel açıklamalar yapıyor. Hiç bu böyle devam edebilir yani. Hayır, ben de gerçekten ülkeyi mi terk ediyorlar diye düşündüm. Nereye gidiş bu böyle? Şey kafesi gibi neydi belediyelerden hani şey pasaportla gidip dönmüyorlar ya. Yani onun İngiltere Başbakanı trene binip Biden'la görüşmeye gidiyor ve bunu paylaşıyor. Bununla kendi ülkesine gösterin. Siz yaptığınıza bakın. Yani ben şimdi düşündüm de Mustafa Bey araçları oradan almayı kabul etmemiş de olabilirler. Çünkü kendi aşçısını yurt dışı seyahate götürüp oraya güvenemeyen insanın Amerika'nın verdiği araca da ya da oradan kiralanacak bir araca da güvenmeme ihtimali var. Onun maliyeti ama ne oldu acaba? Bunun maliyeti bu kadar bir ülkenin korkunç sırtına, maliyetler bu ülkenin bunlar, sırtına masraflar yüklenmesi bu kadar doğru değil. Sanki hani şöyle evet açılsın bina açılsın kimse bunu itiraz etmiyor. Bina yok, açın binden daha, yani daha fazla olsun. Yok. Ama sen gidip oradaki gideriz gezeriz. O ayrı ya, mesele. Ama gidip oradaki o binayı yapıyorsun ya. Sen bir tane türbeyi koruyamadın ya. Adam geziyor hala. Süleyman Şah türbesi nerede belli değil. Nerede geziyor onu bilmiyoruz. Şu daha reputasyonu yani yüksek bir şey değil. Mesela Metropolitan Müzesi'ne işte metrekaresine şu kadar ilmek dokunmuş yerli halılarımızdan ve işte bilmem ne eserlerimizden bir galeri açtık. Bir binadan daha şık bir şey değil Metropolitan Müzesi'nde. Bina eskiydi ne kadar çok ya benim olduğum dönemde. Ya yaptırılabilir ama hani bağırarak Beyaz Saray'da bağırarak haber yapacaksak ya öbürünün bayağı kötüydü, reputasyonu daha ya yüksek. Binanın. Ama ya yaptır zaten bence kimse yenilenmesinin şeyi değil. Karşı değil hayır, yani. Hayır karşı değil. Bir de yeri de çok güzel bir ama bina ya. Gerçekten yeri çok merkezi. Ama tadilatla PR yapılmaz. Bak, bu ülkenin acayip bir şurada bir tuhaflığı var. Reputasyon olmaz. İlk gökdelenler bu şeyde iki terlideki bu tekstil kent denilen yerdeydi. Yerdedir. Orada şey yazardı geçerken bu bina şu kadar kattır diye. Çünkü binaları saymaya kalkışınca kazalar olmaya başlamıştı. Ya nasıl oldu da biz bu kadar alıştık sanki bütün gökdelenlerde doğmuş gibi öyle yaşamış. Bunu söylediğim şey o 15-16 yıl önce ben Star'da çalışırken sürekli oradan gidiyordum ve kaç kat olduğu böyle metrelerce yazıyordu. Çünkü insanlar oraya sayarken kaza yapmasın diye. Şimdi hani gidip bu binalarla
övünülecek, başka bir ülkeyi sanki fethetmişsin. Yani Amerika'yı fethetmiş duygusu yaratacak. Şu 500 yılın içerisinde ne büyük ayıptır ya. Hayır yani, bir böyle Lozan'a, tek Lozan'a çok büyük ayıp. De değil. Montreux'e ayıp. Balkan Paktı'na ayıp. Ya bugün gelse, bu iktidarın dönemine gelse Balkan Paktı'nı yapabilecek mi Hitler'in karşısında? Montreux'ü yapabilecek misiniz? Diyelim yapabilecek gücünüz, kuvvetiniz var. Çok affedersiniz, reklama gitmem lazım. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Çok kısa bir ara, sonra buradayız. Fikrini söyle devam ediyoruz. Şimdi Erdoğan'ın temaslarına ilgili çok aslında kısa bir bölümü kaldı. Bir Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma biraz eleştirildi. Hem Mustafa Hoş'ta başlayalım tekrar. Hem çok etkili bulunmadı, hem de aynı şeyleri, yani aslında okey, teoride güzel söyledikleri, biraz hani Al Gore'vari ama onun tam başka bir kutbunda olan bir tarzda diye. Bu arada ben kitabını da okudum. Times Meydanı'nda verdiği şey, ilanı verildiği. Hızlı okuduğum için biraz merak da ettim. Hani kendi ismiyle çıktı. Çünkü normalde hani bugüne kadar işte onun hakkında yazılırdı ya veya işte bilinirdi filan. Yani herhangi bir mezun olmamış iletişim öğrencisine verseniz çok daha güzelini yazar. Çok çok amatör bir üslupla kaleme alınmış. Çok tuhaf bir kitap geldi bana. Okuduğum için söylüyorum. Suç istiyorsun şu anda. Okumak güzel yani. Hayır, okumadan söylemiyorum yani. Netice yani. İtibariyle Tayyip Erdoğan'ın yani. Kitabını övmeme suçu diye bir şeyle güzel vasıf atletmediniz şu an kitabı. Yani bir ombudsman edasıyla yazılmış. Evet, dünya beşten büyüktür her anlamda, genel anlamda. Okey, yani buna katılmayan yok herhalde. Tamam, büyüktür, üçten de büyüktür veya işte şimdi bir sürü şeyden de büyük olabilir, tartışmalardan. Ama söylediği şeylerin içi doldurulabilir şeylerdi kitapta ve altı da olmamış ya. Çok kopuk kopuk bir kitap olmuş. Örnek yok vesaire vesaire. Yani neyse, kitap programı gibi detaylı anlatmayayım. Kitap zaten öyle şey, hani cihan lideri diye bir şey var ya, aslında öyle bir lider hiç yok. Olmadı. Yani bir tane oldu. Ya Emine Hanım'ın kitabı Türkiye daha güzel. Onu tane, söyleyeyim. Ha. O tarifler vesaire. Vallahi daha faydalı, daha güzel bir kitap. Yani. Diyorsun ki sen evde kavga çıkarayım. Ya ya orada da işte o Somali gezisinde anıları var mı bilmiyorum. O görüntüler inanılmazdı mesela. İşte Somali gezisinde Emine Erdoğan çocuğun kafasını okşadığı görüntüler. Ya bu bir propaganda dönemine giriyoruz aslında. Bu bana şeyi gösteriyor. Böyle bu kadar yoğun propaganda olduğu, böyle seçim yaklaşıyor, böyle sıcak alev alev. Ha, hani bir cisim yaklaşıyor. Yani bütün bunlar... Seçim doğru. Gösteriyor. İşte şarkı evet. Söylemeler, keşlerle böyle işte varmış gibi göstermeler. Ama işte sokaklar öyle bir şey söylemiyor. Sokaklar bambaşka bir şey söylüyor. Şu 500 yıllık şey hani öylesine kenara atılacak bir şey değil. Ya, ya bunu bu kadar kolaylıkla söyleyebilme cüretini de sorgulamamız lazım. Ne hakla? Ya şöyle görüyorlar. Her söylediklerinin bu ülkedeki her bireyden daha değerli olduğunu. Ya beş para etmez, kahvede konuşamayacağın, kahvede konuşsan ağzına okey tahtasıyla vurulacak bir yerde dünyanın en büyük felsefi sözlerini söylemiş gibi kabullenilmeleri ya da böyle saygı duymaları, bu hani biz oraya da işte objektif olalım acayipliği, onun başka bir adı var da şimdi söylemeyeyim burada, Rütük'le sorun olmasın. Hani bu fütursuzluğu yaratıyor. Nasıl 500 yıllık ya? Daha az önce de söyledim bak. Şimdi diyelim Balkan Paktı'nı nasıl Hitler'e karşısında böyle bir şey organize edebilir misiniz, yapabilir misiniz? Ya da Lozan'ları bilmem neleri. Hadi bunlar çok tartışılır. Ya İdlib'de 33 tane askerin öldüğünde sen Rusya'ya ayağına gitmiş bir ülkesin. Ayıp oluyor 500 yıllık tarihi bir binayla anlatıyor olmak. Ya da şimdi ne yapın o zaman? Gidin hani bundan sonra gidilecek New York'a. O Türk evi yalanıp geri mi dönülecek kutsal diye? Yani ben gittim Türk evini yaladım, öptüm camını. O yüzden geldim. Ne yapacağım burada, ödüllendirileceğim mi? Hani bu çok acayip bir şey ya. Hani bütün bunların içerisinde kalmak, bizi oraya sıkıştırmak, bunları içerisinde kendini ifade etmeye çalışmak korkunç bir durum ya. Yani hani herkese biraz akıl sağlığı diliyorum açıkçası, kendim dahil.
Yani bu acayipliğin karşısına daha farklı çıkmak lazım. Bu sözleri de bir önemli sözmüş gibi algılamaktan da vazgeçelim. Ya hakikaten yani gün toplantılarında söylenmeyecek laflar yani. Konuşulma, ciddiye alınacak bir tarafım var. Sen koca bir ülkenin tarihini bir tane binayla özdeşleştirir mi insan ya? Bunun hani bir de açılışa da mesela hani hep bu da yazıldı ya, Orhan Pamuk işte Aziz Sancar işte başka isimler de mesela gelebilirdi keza diye, ki eskiden gerçekten oradaki davetlere bile ne isimler gelirdi, muazzam orada bir kaliteli şey olurdu, davetler verilirdi, birebir temaslar yapılırdı. Bu sadece iktidar temsil eden bir şey değil. Yarın iktidar değişir, o bina Türkiye'nin büyükelçisini ağırlamaya devam edecek. Diplomatik görüşmeler orada yapılmaya devam edecek. Dolayısıyla eğer bir temsiliyet olacaksa meclisteki tüm partilerin de yine temsiliyetinin olması gerekirdi. En azından genel başkanlar nezdinde. Çünkü orası sadece iktidara ait bir konut devlet değil. Türkiye devletine ait tabii bir şey. Ya. Mesela sendikalar bile seçilmiş. Mesela işte destici gidiyor. Çok ilginç. Hakiş gidiyor. Türk iş gidiyor. Memusem var. Şimdi neden gibi. Mesela disk yok, kesk yok. Neden? Bunlar sendika değil mi? Bu kadar böyle kendi çemberlerinde çizdikleri, kendi kendilerini eyledikleri. Çünkü orada bulunmak aslında diplomatik bir skandala da imza atmak bir nevi. Biraz önce konuştuk. Uyarı gelmiş. Lütfen az katılım olsun diye. Dünyanın her yerinde bütün törenlere katılım azaltılmış. Biz iki uçakla birlikte buradan bir bina açılışa, bakın o bina da sıfırdan inşa edilmiş bir yer değil, siz söylüyorsunuz. Bu bir tadilat aslında. Hayır, hani yıktılar yeniden. Yani, olan bir şeyin aslında tadilatını, tabii renovesini kutlamaya gidiyoruz. Bunu bir diplomatik başarı olarak lanse ediyoruz. Bu dediğim gibi dış politika yönelik bir hareket zaten değil. Çünkü dış politikada ya da basında hiçbir yansıması yok. Ne bir fotoğraf karesi yayınlatabilmişler yabancı basına, ne bir haber çıkartabilmişler. Hiçbir karşılık alamamışlar. Kimsenin umurunda olmamış Türklerin orada bir bina yapmış olması ve böyle bir heyetle, Türkiye'den şu geldi, bu geldi, işte bu heyetle açılış yapıldı kısmı haber değeri bile taşımamış. Ama dediğiniz gibi en azından dünyaca bilinen bir edebiyatçımız, bir müzisyenimiz, işte Güher Süher Pekinel kardeşler bir resital verseydi, ya da işte atıyorum Fazıl Say orada olsaydı, Orhan Pamuk bir söyleşi yapsaydı. Ya bir sürü isim var. Tabii, Mehmet tabii, Öz tabii. En basiti. En azından. Ki eskiden gelirdi bütün şeylere, Mehmet Öz gelirdi mesela toplantılara, davetlere, hepsine gelirdi. Tabii en azından hani Amerika'da Türkiye asıllı Amerikan vatandaşı diye bilinen ama bir değer olan bir sürü işte bilim anlamında, teknoloji anlamında, sanat anlamında bir sürü insan var. O zaman bir basın değeri olurdu. Çünkü bu insanların dünyanın her yerinde haber değeri var. Yaptıkları her işin. Onu bile düşünememişler. Ben başından beri kitapla ilgili de söylüyorum. Ben gerçekten iletişim başkanının işini yapamadığını düşünüyorum. Şey anlamında da yapamadığını düşünüyorum. Hem içeriye hem uluslararası temsiliyette iletişim işini iyi yapamadığını düşünüyorum. Buradaki basın işini ayarlamakta iletişim başkanı da düşerdi. Koca bir binası, dev gibi ekibi, kocaman da bir bütçesi, devasa da bir bütçesi var. Madem bu iktidar için bu kadar büyüktü bu açılış, o zaman çıksaydı, işte New York Times'a haber olsaydı, Guardian'a haber olsaydı, Washington Post'a bile yazsaydı o zaman, bu çok okunan Amerikan gazetesi şu kadar bile olsa bir yeri olsaydı bu haberin. Ya da mesela bu kitap Cumhurbaşkanı'nın kendi kalemiyle yazılmış, bir editoryal destekten geçmiş desek bile, iletişim başkanının da bir göz atması, bunun çevrilmeden önce içeriğine dair şerhlerini, uzman görüşlerini alması gerekirdi. Böyle bir şey yayınlatmaması gerekir. Şu an bu kitap her dilde büyük ihtimal dağıtılıyor Birleşmiş Milletler'de. Bu aynı şekilde Cumhurbaşkanı nezdinde eğer bu ülkeyi temsil ediyorsa, keşke o zaman böyle bir kitap değil, biraz daha dört başı mambur bir şey olsaydı. Şimdi Cumhurbaşkanı yazdığı zaman Birleşmiş Milletler gibi bir yerde dağıtıyorsa... Kişisel bir kitap mı? Ya Tayyip Erdoğan'ın kitabı mı? Bence şu an kişisel bir kitap. Kişisel olarak... Devlet kitabı olarak görülüyor şu an. Yani uluslararası anlamı biraz daha farklı. Şimdi uluslararası siyasete dayalı bir şey yazıyor bir de. Ki genelde onu yapıyorlar. Genelde. Ama Türkiye'sel gibi yani bir taraftan da aynı zamanda. Ama Türkiye dış politikasına yönelik beklenti ve gözlemleri yazdığı bir kitap. Birleşmiş Milletler'le ilgili. Daha çok Birleşmiş Milletler'e istinaden... Ve o yüzden bugün de orada dağıtılacak. Ha? O yüzden dağıtıldı işte. O yüzden
Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e yaklaşımı demek şu an görevde olduğu için bu ülkenin Birleşmiş Milletler olan yaklaşımı anlamına geliyor. Bence konuşmalarını bir şekilde eğip büküp tıraşlayıp böyle bir şey çıkarmışlar. Yani oturup baştan sona çok tekrar yerine. Evet evet, konuşması hani bu demediği şeyler değil çünkü bu arada hani okuduğum için söylüyorum. Bir takım yerlerde yaptığı konuşmalarını işte bir, belli bir sıraya koyup işte biraz editoryal takla attırmışlar. Hani biz öderiz ya habere takla attırmak falan. Böyle bir şey olmuş yani ama çok olmasa işte olurmuş yani. Hani çok enteresan bir şey vaat etmiyor kitap açıkçası. Ya onların gerçekliği ve buranın gerçekliği arasında ciddi fark var. Hep bunu söylüyorum ama bu önemli. Mesela şimdi orada gitti bakanlar Central Park'ta yürüyüşlerini gördük değil mi? Buraya doğru gönderdi. Ya aynı sen valide bağa giriyorsun ya molozlarla. Central Park'ta yürüyüşü paylaşıyorsun Amerika'da. Burada senin elinde kalmış işte karşıda Üsküdar'da bir valide bağı kamyonlarla giriyorsun. Yani orada insanlar aynı şeyi Central Park'taki senin yürüyüşünü yapamazsın. 740 tane öğrenci yurdu yapılacak bir tutar $291 milyon. Yani. Öğrencilerin sokakta kaldık diye eylem yaptığı bir süreçte en azından yani. Şöyle söyleyeyim, sadece bu seyahatin bu ülkeye maliyetiyle herhalde bir 5000 çocuk şey yapılırdı. Parkta yatmazdı, bir barınma şansı konulabilirdi eğer böyle bir heyetle böyle bir çıkarma yapılmasaydı. O parkta yürüyüş fotoğrafı da benim de yani biraz ağrıma gitti. Çünkü gerçekten bu parklar meselesi, ben bir de lisansımı mimarlık fakültesinde yaptım yani. Benim özellikle bu meydanlar, parklar yani sosyal yaşam alanları. Gezi Parkı için bu kadar çocuğun öldüğü bir ülkede bir yani demek. Şimdi bunlar bizim hakkımız, vatandaşlık hakkımız bir kere. Ve çok Türkiye aslında meydanlarıyla da ünlü bir ülke aynı zamanda yani ünlüydü yani. Taksim Meydanı önemli bir meydandır. Hem siyasi açıdan hem uluslararası açıdan ama parklar konusuna gelince ciddi manada yani bir ada ülkesi olan İngiltere'ye baktığınız vakit muazzam parkları var. Biz bir tane işte kültür parkımız var İzmir'de, işte onu koruma mücadelesi veriyoruz. Burada Gezi Parkı'nı koruma mücadelesi veriyoruz. Yani bu aslında çok daha büyütülmesi gereken yeşil alanlar bunlar. Biz onların yani var olan o mikro alanların bile yaşam mücadelesini veriyoruz burada. Bir Taksim meydanımız vardı. Yani ben son zamanlarda gittikçe içim kan ağlıyor oraya gördükçe. Yani beton şeyine döndü. Orası cezalı meydan. Evet yani korkunç yani böyle bir şey olamaz. Bu dünyanın en önemli şeyi, siyasi alanlarından biri. Bir tarihi var, bir hafızası var. Bari o hafızayı yaşatın, ona saygı duyun. Tamamen talan edilmiş durumda. Gezi Parkı'nın bir tarafı eskiden böyle 30'larda sanırım şeymiş, bir tarafı futbol sahasıymış biliyor musunuz? Şey, oradaki Hilton falan yapılmadan önce bayağı böyle yeni maçlar falan, hani yeni Türkiye'de yani Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk maçları falan orada yapılmış önce. Gezi Parkı'nın arka tarafı işte. Yani her ülkede bu kadar çok böyle hani meydan üzerine şey yoktur ama mesela Ankara'da da böyle gelirsiniz bir Kızılay Meydanı olur, sonra devam edersiniz Ulus. Yani bizde böyle hani göbekler, meydanlar, şeyler önemlidir. Yani bu aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren önem atfedilmiş bir mesele. Ama ne yazık ki son 20 yılda bunu dümdüz ettiler. Şimdi nerede bu insanlar yürüyecek, sizin orada yürüdüğünüz rahatlıkta, güzellikte? Yani ben de İngiltere'de Hyde Park'ta yürürken gerçekten insan mutlu oluyor. Yani göz alabildiğince yeşillik, yani orada şezlonglarıyla gelmiş insanlar, doğayla iç içe sincaplar filan. Amerika hakeza öyle, İngiltere öyle. Yani bizim bu mutluluğu yaşayabileceğimiz alanlar bize sağlanmıyor. Yani bu büyük bir özgürlük gaspıdır bence. Ve hakikaten o fotoğrafı görmek benim ağrıma gitti. Yani çünkü onu biz de hak ediyoruz. Öyle bir yaşama. Şuradan da ağrımıza gidiyor. Gezi Parkı yüzünden bu ülkenin şehir bölge planlamacılarını, Mimarlar Odası'nın yetkililerini yargıladınız. Gezi Parkı park kalsın dediği için. Ve iklim krizi, iklim krizi konuşuyorsunuz. İşte Türkiye'de kişi başına 2.67 metrekare yeşil alan düşüyor. Biz boğuluyoruz yeşilsizlikten. Kıyıların %40'ına halk erişemez halde. Halbuki biliyorsunuz bütün kıyılar aslında halkındır.
Yasal olarak, olarak halkındır. Kıyıların kıyı şeridinin %40'ı halkın erişimine kapatıldı. Bunun başında ne çekti? Hatırlıyorsunuz o Beşiktaş sahilde bile, orası da vakti zamanında işte başbakanlık ofisi oldu, konutu oldu. O kıyı kesimi yine artık halkın erişime şehrin göbeğinde İstanbul'da bile kapatıldı. Aynı anda Validebağ Korusu'nda insanlar poşetlere doldurup dökülen molozu temizlemeye çalışıyorlar. Yine bir kolluk şiddetine maruz kalıyorlar. Kum dökülüyor, kumları elden ele insan zinciri yapmışlar, Validebağ'dan evet çıkarmaya ya. Çalışıyorlar. Diplomatik heyet bizim paramızla, yani bu insanın cebinden verdiği vergilerle, o bütçeyle sabah çok güzel en pahalı marka eşofmanlarını çekmişler, bir yürüyüş yapıyorlar. Herhalde sınıf markası çelişkisi ve mi? Farkı Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu kadar açılmamıştı. Muktedirle yurttaş arasındaki gelir farkı ve yaşam standardı hiç bu kadar uçurum olmamıştı. Ya da göze bu kadar sokulmamıştı. Göze bu kadar sokulmamıştı. Hiç yani. Şu ayıba bak. Ya bu yeşil alan kısmını şöyle alıyor. Şimdi Valide var. Bir Üsküdar'da, yani Türkiye'nin 81 vilayetinin bir yerindeki bir ilçenin bir yeri gibi algılanacak bir şey değil. Ya oradaki tek nefes alınacak alan. Şimdi baktığımızda aslında şöyle biraz yukarı çıkıyor İstanbul'da tek yeşil alan mezarlık. Ya tuhaf. Ya depremde toplanacak tek yer mezarlık. Yani ancak mezarlıkta kurtulabilirsin. Büyük bir dilema değil mi? Ya bir mezarlıkta kurtulabilirsin. Başka yok. Yani elinden bütün yeşil alanları alınıyor ve bunu öyle bir şekilde yapıyorlar ki işte betona tapıyorlar resmen. Ya bir torba çimento insandan değerli olur mu? Her değil ülkenin parkları çok. Peki. Yeşil şimdi alanları çok övünülür. Ya da en geniş alanlar orası. Ya ada ülkesine parklar yani, şeyi yapmış İngiltere. Peki. Yani. Her yer park. Şimdi müsaadenizle başka bir şey daha konu söyleyebilir miyim? Son fotoğrafla. Ya o fotoğraf size zahmet, bir daha bir bakabilir miyiz? Ya madem bu kadar rahat kıyafetlerle günlük hayatın içine medeni insanlar gibi karışabiliyordunuz, bizi niye o konvoylara, o fix kareli gömleklere ve bir eril enerjiye maruz bıraktınız? Ya da şunu diyorsun. Burada ne kadar rahat iki tane koruma yok, arkada konvoy yok, dışarıya verilecek bir kıyafette mesaj vesaire yok. Normal iki sayır insan gibi yan yana konuşarak yürüyüş yapabiliyordunuz da bu ülkede bizi böyle siyasetçilerle parkta karşılaşma ve konuşabilme işinden niye mahrum bıraktınız? İnsan kendi ülkesinde çünkü bunu yapamaz mı? Ülkelerinde böyle işte. Ama bakın bu etkiden yani saraylarda yaşıyorlar. Orada rahatlar, burada bunu yapamıyorlar. Bunu biraz farklı bir açıdan İslam'ın aslında iktidara taşınması, dinin iktidara taşınması işte kisvesi vesilesi falan diye. Mesela Özal hani şortla falan gezerdi. İşte Atatürk'ün mayoyla resimleri var keza işte. AK Parti'de hiç kimseyi böyle denize girerken, mesela Deniz Baykal keza işte denizde Antalya'da meşhur denize girer pozları olur her sene. Hiç kimseyi denize CHP'de girerken işler zora girince. Falan. Hiç kimseyi denize girerken veya böyle şortla falan görmedik AK Parti'de, değil mi? Yani ya da ben yanılıyorsam söyleyin hayır o gördük diye. O fotoğraf çünkü bir aile fotoğrafı olarak da verilebilen bir şey değil ama yani çok standart bir giyim. Yani dolayısıyla dediğiniz şey o anlamda mesela, burada şey bulmadı hiçbir zaman. Böyle bir işte bulmadı, modern resim ama bu çerçeve bulmadı yani. Bu Türkiye'de buradaki karşılığı. Türkiye'deki imajla çelişiyor. Aslında şunu veriyor, özüm bu değil. Burada bu kalıba giriyor çünkü siyasal İslam'ın bir köşesini tuttuğu için burada bu tavırla, o ceketle, o takımla, o kareli gömlekle, o seyrek bırakılmış bıyıkla ki gerçekten silme bir şekilde bütün iktidar mensupları, kamu görevlileri vesaireleri aynı tarz giyiniyor. Peki. Aynı şimdi tarz konuyu ya da şunu da yapıyor, o da önemli. Artık. Amerika'da yani Amerika'da bunun yapılabileceğini Türkiye'de yapılamayacağını bu ülkeyi aşağılayan bir durum. Bütün Orta Doğu ülkelerinde, evet, ülke içerisinde bizi koydukları yere bak. Şahlar, prensler ayrı yaşar. Amerika'ya gittiklerinde ya da başka ülkeye, mesela bize geldiklerinde tam da bu işte, başka yaşarlar. Tekneye giderler, evet, şey yaparlar. Kendi halkından maalesef korkan, yani ama başka bir ülkede özgür hisseden. Peki,
bir şimdi insan profili. Amerika konusunu sadece şunla kapatmak istiyorum. Bir gazeteci meslektaşım da Mehmet Sümer yazmış. Voice of America'da çalışıyor. Yeni binada yok. Basın ayrılan. Basın bürosu yokmuş. Herhangi bir şey yok. Sadece yani hiçbir şey yok aslında yeni binada. Gazetecilere ayrılmış. Eski binada vardı. Eski binada evet vardı zaten. Ben biliyorum. Onun bir katı gazetecilere ayrılmıştı. Her türlü faaliyeti kullanıyordu. İşte printer'da şuydu buydu. Neyse onu zaten Türkiye'nin basına şu anda ayrıldığı yerden de biraz anlayabiliyoruz. Şöyle çok kısa bir ileteceğim. Şimdi Çanakkale Köprüsü biliyorsunuz 18 Mart 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Bugün fiyatı belli oldu. Bugünkü kurla 15 euro yaklaşık 152 liraya geliyor. Yıllık geçiş garantisi 16 milyon 425 araç olarak verilmiş. Sözleşme 16 yıllık. Fakat GESTAŞ tarafından yıllık taşınan araç sayısı bayramlar dahil en fazla 3,5 milyon görünüyormuş şu anda. Bu konuya ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa haber olarak verip izleyicilerimizin artık... Binali Yıldırım söylesin. Çanakkale geçilmez artık geçilecek demişti. Yani korkmuş bir şey ya. Yani her o köprüyü açıldığında bence oraya da yazılsın. Çanakkale böyle geçilir diye. Bir zamanlar Yıldırım Akbul Fıkraları diye kitap çıkardı ya. İşte ne zaman ki şu baskı rejiminden kurtulacağız. Biliyor musun? O zaman vallahi çok çok güzel fıkra kitapları çıkacak kadar, bence. Bu kadarını yapmamıştım. Ben o zaman muhabirdim. Yani takip ediyordum ben Yıldırım Akbulut'u da bu kadarını hiç yapmamıştı ya. Çok büyük haksızlık olmuş. Artık geçilecek. Evet çok büyük haksızlık Allah olmuş. Yani geçmiş merkez sağ politikacılarına haksızlık edilmiş o bir gerçek. Şimdi görünce anlıyoruz. İzleyicilerimizin o zaman bilgilerine takdirlerine bırakalım. Ne diyelim? Bir de niye euroymuş? Ha? Niye euro? Ne bileyim bilmiyorum. Evet bugün 151 lira diyoruz. Yarın belki 170 lira olacak. Her gün geçen bir televizyon. Öyle bir şey oluyor. Euro ile maaş alıyoruz biz. Hani... Ama aslında baktığında bütün girdiler bir şekilde ithalatta zaten habire zamlanmasının sebebi o. Yani döviz endeksli olduğu için ama maaşlar veya hayat döviz endeksli olmadığı için. İşte işe gelince dövizle mi maaş alıyorsunuz deyip işe gelince köprü ücretini euro açıklamak da o da bir dilemma. Vallahi bilmiyorum ama zaten garanti verdiği rakamla şu andaki rakam arasında da çok ciddi fark var. Yani biri yıllık 16 milyon küsür. Diğeri şu anda mevcutta 3,5 milyon diyor yıllık geçen. Hadi 5 olsun diyelim. 5 milyon araba olsun. Yani çok ciddi bir fark da var yani orada. Yani neye istinaden böyle bir rakam veriliyor onu da bilmiyorum. Yani köprü yapılınca mecburen herkes geçip gidecek. Şey vardı ya bu Sülün Osman. Ha, geçsen Sülün de geçmesen. Osman'ı da saygıyla analım. Hani onun aklına bile gelmemiş. Hakikaten onu bile saygıyla anıyorum. Kendisi bağışlasın. Zamanında ona ağzıma geleni söylemişliğim vardır. Espri yapmışlığım vardı. O da yani öteki tarafta ters dönmesin affetsin. Yani o bile yapamazdı böylesini. Geçmediğiniz köprüye para ödüyorsunuz ve hiç kimsenin sesi çıkmıyor yani. Evet evet yani aslında Zafer Havaalanı orada duruyor. Uçmadığımız havaalanı, kimsenin uçmadığı havaalanı. Orayı uçağı yakalayamıyorsunuz bir türlü. Ya çok erken ya çok geç. Yani öyle bir uçak saati ki. Zaten neye göre o garanti yolcu zaten sayısı uçak verildi belli değil. Yani uçak yok o kadar yolcunun uçma ihtimali var, uçak de yok. Yok. Yani o yolcu sayısını cepten çıkacağı çok gözüküyordu belli. Gözüküyordu yani pandemiden önce şimdi bakmadım. Ya sabah 5'te ya gece 2'de falan öyle bir şey gözüküyor. Ve o borcu erteleme şansları vardı gerek görmediler. Yani bu bina meselesinin yenisi bu kadar övünülecek bir şey olsa büyük Avrupa başkentlerinde işte ne bileyim Paris'te yüzlerce yıldır aynı binalar, İtalya'da yüzlerce yıldır aynı binalar, aynı havaalanları yani Paris'te. Hani mesela çok gösterişli havaalanı yok ne İngiltere'de ne Paris'te ne İtalya'da. Yani bunlara değer atfeden bir toplum değil. Biz niye bunlara bu kadar çok değer atfediyoruz? Yani ben İstanbul Havalimanı'nda da çok yani israf buluyorum gerçekten. Atatürk Havalimanı üzerinden belirli bir miktar yatırım yapılsa gayet tabii orayı ayağa kaldırabilirdi, ayakta tutabilirdi. Atatürk Havalimanı ne oldu öyle ya? Hastane yapacağız dediler. Beton döktüler, dümdüz üstünden geçtiler. Hala uçaklar geliyor gidiyor, kim bir o uçaklar? Bir enteresan yani bu Atatürk Havalimanı'na ne oldu? Ödüllü bir havaalanıydı bu arada. Bir de havalimanları yani önemli böyle metropol kentlerle, başkentlerle özdeşleşmiştir. Yani havalimanları dediğiniz vakit böyle sürekli elden geçirilen, sürekli yenilenen, farklı mimariye büründürülen alanlar değildir. Buradaki havalimanında bir de şu uçaktan inince de
özellikle uçaktan inince bir yarım saat yürüyorsunuz, o garanti, yürü Allah yürü. Ya gerçekten yürü, Allah, çok yürü. Büyük, çok gösterişli, çok yürüyen lüks. Merdiven olsa bile yarım saat sürüyor vallahi. Ama ya, bununla ölçülen bir gitmek. Şey yok yani. Bununla ölçülen bir durum olsa İngiltere her sene inanın bizden daha fazla yatırım yapabilir havalimanlarına. Ya da İtalya bizden daha fazla yatırım yapabilir, ya da Fransa yapabilir. Havaalanı büyük yaptık ama kentsel dönüşümü henüz yapamadık. Bu bir şey göstergesi değil. Daha büyük İstanbul depremi olacak, birçok il deprem bölgesinde. Kentsel dönüşümü tamamlayamadık. Bir şekilde yurttaşın kendi inisiyatifine kalıyor binaların yenilenebilmesi. O ayrı bir rant işine dönüyor. Yine belediyeler, yereller bu işin önünü almaya çalışıyorlar. En adil bir şekilde yurttaşın mağdur olamayacağı şekilde eve kavuşması için. Ama işte İstanbul Havaalanı orada. Şimdi Avcılar orada saatli bir el bombası gibi ne zaman geleceği belli olmayan bir depremi bekliyor. Yani yatırımı biz sadece dıştaki boyaya, badanaya, sıvaya harcıyoruz milyon dolarları. Yurtta kamu yararı söz konusu olduğunda, yurttaşın sağlığı söz konusu olduğunda biz hiçbir hizmetten yararlanamıyoruz. Biraz şey var ya, bu otokratik tarzda hareket eden rejimlerin en çok övündüğü şey olmuş ya tarihte de, özellikle binalar ve yollar meselesi. Hani şeye baktığımızda, tarihe baktığımızda, dünya politika tarihi nasıl işlediğiyle alakalı, biraz onun misyonuyla ilgili herhalde. Diyeceğim, çok kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra yeni bir konumuz var. Son bölümde de onu tartışacağız. Kısa bir ara, buradayız sonra. Son bölümde devam ediyoruz. Fikrini söyledi. Şimdi elimde iki tane şöyle ayrı değerlendirme var, izleyicilerimize bilgi alma, verme anlamında söyleyeyim. Şimdi Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda dedi ki, bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar şeklinde. Yani açıklamalarının bir kısmı böyle, işte bir anısını da paylaşıyor falan. Ve diyor ki eğer onda bir eksilme görüyorsa, yani cebindeki paradan bahsediyor, hani o az önceki dediğim. Din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez ama diğer yargıları tamamen değişebilir diye bir konuşması var. Şimdi Ta Akyol'unda Karar Gazetesi'ndeki yazısı itaat kültürü dün ve bugün başlığıyla diyor ki, Ahmet Taş getirenin dünkü köşesinde bir hoca efendinin WhatsApp grubundaki sözlerini işte paylaştı. Her şartta bugünkü iktidar desteklenmeliydi çünkü bizim iktidarımızdı şeklinde bir şey var. Aslında hoca dedikleri de daha sonra da yazının alt tarafında belirtiyor, Hayrettin Karaman olduğunu söylüyor. Ve geçen ifade şu: bizde aşağıdan yukarıya denetleme geleneği oluşmuş değil diyerek hem eleştiri yapıyor hem de şöyle bir şey söylüyor. Bir dakika... Dinselleştirilmiş, yani aslında iktidarı dinselleştirmek dinin ahlaki ve manevi yönünü nasıl boşaltıyor görüyor musunuz diye, yani işte gelişmeleri sıralıyor aslında. Mesela işte dört bakanın niye mecliste aklandığını, işte bugüne kadar AK Parti içerisinde yaşanan bazı şeylerin aslında, evet, dini ön plana alındı ama tüm bu şeyler, bu insanlar sonuçta sorgusuz sualsiz aklandığı için birçok şekilde dini de yaraladığından bahsediyor. Yani dinin iktidara geldiğinde onun da içini boşalttığından bahsediyor. Ve dolayısıyla şu soruyu aslında akıllara getiriyor. Hani bir dönem vardı ya böyle seçim öncesi konuşulan işte endişeli modernler tanımları vardı. Şimdi bu tanım dolayısıyla şunu akla getiriyor aslında. İşin içinde hani evdeki bulguru kaybetme meselesi, asıl şey var. İktidarın değişmesi Dimyat'a giderken evdeki pirinçten olma sonucunu doğurabilir gibi bir ifade var. Dolayısıyla bir endişeli muhafazakarlar mı yaratıyor veya böyle bir realite mi var, ya da nasıl bakmalıyız Mustafa Hoş? Yani muhafazakarların her duygusu bizim için çok önemli oluyor tabii nedense. Hani sanki sadece onlar varmış gibi. Onlar iyi olsun, onların gönlünü hoş tutalım, onlar mutlu olsun, gerisinin bir önemi yokmuş duygusundan bir kurtulmak lazım öncelikle. Endişeli muhafazakar varsa kendiyle hesaplaşacak. Ki hesaplaşmak zorunda kalacak. Yani bütün bunlar olurken hala sanki hiçbir şey olmamış gibi bir iktidar, hani
belli bir döneminde biraz zafiyete uğramış da ülkenin sorunlarına duyarsız kalmış gibi bir dönem değil. Korkunç bir dönem yaşıyoruz ya, 7'den geçmiş. Süleyman Soylu da bugün dedi ki yani devletimiz şahane, milletimiz de gayet büyüyor, ilerliyor öyle, dedi. Öyle. Yani sanki evet. Hani devlet AK Parti, millet de ben, sadece bence de öyle yani sadece gibi. Onlar. Hani bir şeyi o kadar bu kibirli hale geldiler ki hani hep şunu söylüyorlar. Dirimiz dirinizden, ölümüz ölünüzden değerlidir. Bir kere böyle bir şey yok. Kimin değerli olup olmadığını iktidar gücü belirlemez. İnsani refleksler, davranışlar bu ülkede yaşananlar. Ya bir kez bile şu çocuklara tecavüz edildiği bir yerde bile sesleri çıkmamış insanların endişesiyle mi uğraşacağım ben şimdi? Onların endişesini mi önemseyeceğim? Yani çok ayıp oluyor artık. Yasalar uygulansa zaten aslında genel anlamda da yani sorunlar halledilir. Yani, yani ne endişesi? Hani ne endişesi? Suç işlediysen evet endişesini yaşayacaksın kardeşim. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin endişelenmen bilmem neyen bunu gidermez. Suç işleyen herkes bunun bedelini ödeyecek. Öyle ya da böyle. İster şimdi, ister önümüzdeki dönemde. Bu kesinlikle olacak bir durum. Ama bundan kurtulman yanıyor. Endişeli bir kesim yaratmak ya da onların böyle hani duygularıyla empati yapmak böyle bir şey yok. Suçla empati yapılmasın artık. Ama burada şöyle de bir endişe var. Yani sadece şey endişesi değil. Hani biz hata mı ettik değil. Evdeki bulgur da gidiyor endişesi. Gidecek. Ondan bahsediyor yazıda. Hani bu kadar bulgurun içine atarsanız, bulguru sadece siz yerseniz başkası da o bulgurdan payını almak isteyecek. Bu doğal. Hani bu artık bu kadar hani büyük entelektüel birikim isteyen şeyler değil. Görünüyor bunu. Sokaktaki herkesin gördüğü bir şey. Bu yaşanan sokağın kendi gerçekliği. Bilmem 35 katlı binayla böbürlenmeler, Central Park'ta yürümeler, bilmem acayip acayip kitaplarla dünyaya hükmediyormuş havaları yaratmayla ilgisi yok. Sokak kendi gerçeğini görüyor. Bir taraftan da Bülent Arınç. Bülent Arınç ilginç bir karakter. Durup şöyle hep arkadan vurur. Ayakkabı. Bir şey söylüyor yani. Hep Tayyip Erdoğan yokken yapar bu işleri de. O açıdan ha, özellikle. Da, evet yapar sonra da gelir özür diler. Hayatına gider. Bülent Arınç'tan bile vicdani ve insani bir refleks beklemek hakikaten çok acayip bu ülkede. Hiçbir vicdani ve insani refleksi olmaz Bülent Arınç'ın. Sadece siyasi bir hesabı vardır, çıkarı vardır. Onun için mesaj veriyordur. Mesajı verir, o mesajın karşılığını da alır. Ondan sonra da kimse peşine takılan onları da bırakır orada. İyot gibi çıkar ortaya. Hani bu artık şöyle... Bülent Arınç'ın bile isyan ettiği bir şey ya ona çok değer affetmek ayıp. Hani artık isyan etmeyen yok kendi içerisinde ya şöyle biz hani Sedat Peker'in bütün ortaya serdiği şeyler kendi içi işte bu. Kendi içi budur. Sedat Peker'in anlattıklarıdır. Hani orada hadi bakalım endişelen oradaki muhafazakarlar. Hepsi muhafazakar. Hepsi dini bütün insanlar bak neler yapmışlar. Birlikte neler yaptıklarını açıklıyor. Onlar için mi endişeleneceğim ben artık? Bizim endişeleneceğimiz bambaşka bir şey var. Bir memleket var artık. Yani ülke gidiyor neredeyse. Yani sokaktaki insanlar, çocuklar açlıktan ölüyor. Yani bütün bunlarla, yani bir empati yapılacaksa bunlarla empati yapılsın. Ben endişeli bir muhafazakarla bir empati falan yapmam yani hayatım. Elif Hanım. Siz ne diyorsunuz? Empati yapıyor musunuz? Buradaki herhalde kastedilen kazanılmış hakların kaybedilmesi gibi yani muhafazakarlar açısından. Çünkü AK Parti çok uzun zamandır bunun üzerinden siyaseti yürütüyor. Yani kaybedeceksiniz korkusunu aşılayarak kendi seçmenine siyaset yürütüyor. Özellikle bu din, diyanet, laiklik üzerinden yürütülen tartışmalar da bunlar. Bir bardak suda kopan fırtınalar da bunlar. Bak bunlar gelirse böyle yapar. Bak CHP gelirse böyle yapar. Yani bu korkuyu pompalaya vatandaşa tabii işte bu endişeli muhafazakarlar dedikleri sosyolojik kesimde tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bulundurmazsak yanlış tanımlamış oluruz. 20 yılda Türkiye'de muhafazakarlaşma arttı. Bu bir gerçek. Çünkü muhafazakar olma bir makbul vatandaş olma açısından belirli ayrıcalıklı bir kesim içerisinde yer alma. Muhafazakar görünme arttı. Tabii. Yani muhafazakar görünme arttı. Muhafazakar şey arttı, profil arttı yani. Onun ne kadarı görünüyor, ne kadarı muhafazakar tam olarak ayırt edemesek de arttı. Neden? Ayrıcalıklı bir sınıfın da
üyesi olmak gibi oldu ki bu daha ziyade makbul vatandaş tanımıyla açıklanabilir. O yüzden de bu arttığı vakit ister istemez tabii siyasette hani nasıl efendim seküler cumhuriyetçi kesim önemli bir ağırlığı varsa, nasıl işte milliyetçi kesimin önemli bir ağırlığı varsa, nasıl Kürt siyasetinin siyasette önemli bir ağırlığı varsa, muhafazakar seçmeninde, siyasetinde toplumdaki yeri 20 yıl evvelinden çok daha ağır. Bir kere bunu bir şey yapmak lazım. Evet bu arttı. O zaman kazanılmış hakları elden gidecek mi? Orada işte Bülent Arınç'ın açıklaması. Bülent Arınç diyor ki, bana bu enteresan geldi. Kazanılmış hakları değil dedi önemli olan. Cebine giren paraya bakar diyor. Bak bu çok ağır bir laf. Şimdi mesela bu bizim dindarlar da bir anda döner gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu bir kere çok pragmatist bir seçmen olduğunu söylüyor ki bu bence ağır bir itham. Bir kere muhafazakar seçmene. Şimdi bunu siz biz söylesek ciddi o sorun oluşturabilecek bir şey. Halkı kin nefretten. Tabii yani bu ciddi bir ağır bir söz. Yani diyor ki ideoloji önemli değil diyor. Yani başkaca işte dini sayıklar önemli değil diyor. Cebine giren paraya bakar diyor. Şimdi mesela biz cebimize giren paraya bakmıyoruz. Biz ideolojik bir takım düşüncelerimiz var Türkiye'ye dair. Efendim aidiyetlerimiz var ve bunlar için mücadeleyi biz her koşulda yaparız, yürütürüz. Bu ayrı mesele. Yani işsiz de kalsak, güçsüz de kalsak, para da kazansak bizim için değişen bir şey yok. Bir kere burada muhafazakar kesime bence yani kusura bakmasın bir aşağılama var. Ben burada onu görüyorum. Arınç tarafından tabii. Yani bu cebine giren paraya bakar meselesi. Ha bunu sadece bununla tanımlanabilecek bir şey değil. Yani onu söylemek lazım. Onun dışında ekonomi etkilemez mi? Muhafazakar kesimi elbette etkiler. Her kesimi etkileyecektir. Ama ekonomi. Burada biraz sanki şey propagandası da yapılıyor. Hani CHP gelirse işte dindarların işte kazanılmış bütün hakları gider falan gibi. İşte yani ona işte karşı o yüzden de mesela Hayrettin Karaman bunu söylüyor. Ahmet Taşgetir'in de işte bulgur kurtlandı falan hani demesi bir yana. Fakat şey de hani Babacan'ın da açıklamaları, Karamollaoğlu'nun açıklamaları da hani bir nevi hani CHP'nin de artık başörtüsüyle bir sorunun kalmadığı hani bir anlamda sistemde zaten biz varız yani biz böyle demiyorlar da tabii hani biz bunun şeyi zaten böyle bir şey artık yok diye hani açıklamaları da var. Zaten artık hani tek başına CHP yani bu sistemde tek başına CHP iktidarından ziyade bir ittifak iktidarı var. Yani dolayısıyla zaten vatandaşın gözünde hep dikkat edin AK Parti tek başına CHP'yi oturtmaya çalışıyor. Aslında bir ittifak ya Cumhur İttifakı kazanacak. Ya Millet İttifakı kazanacak. Evet. Dolayısıyla hani kim seçilirse seçilsin muhtemelen başkan yardımcıları, yönetimi, bakanları ittifakın temsilcilerinden de olacak. Böyle bir korku bence yok şu anda. Yani bu korkunun kırılmaya başladığını bence AK Parti de görüyor. O yüzden de bunu daha çok pompalıyorlar. Yani CHP geldiğinde elleriniz açık. Daha dün Temel Karamollaoğlu'nun bir açıklaması var. Hiçbir muhafazakar kazanılmış haklarından olmayacaktır diyor. Evet aynen. Yani bunun garantisini veriyor. Garantisi biziz diyor. Ben bu bağlamda son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu bir stratejik oyun. Yani bunun üzerine kurmaktan başka alan kalmadı çünkü. Yani kazanılmış haklarınız elinden alınacak. Bunun dışında bir deniz kalmadı. Dolayısıyla son olarak şunu söylemek istiyorum. Şu bir gerçek ki demokrasi adına Türkiye'de çok şey öğrendi. Yani sadece hani AK Parti'nin bize yaşattıkları da her kesime de çok şey öğretti. Bu bir kesin. Belki tam olarak muhafazakarlara anlaşılmadı. Yani ben mesela kişisel olarak ikna odalarına karşıyım. Yani bu tür yaklaşımların da toplumda ciddi reaksiyonlara sebep olduğunu görebiliyorum, görüyorum. Ve çok şeyde öğrenildiğini düşünüyorum demokrasi adına. Zaten demokrasi süreç içerisinde toplumların yaşayıp özümseyip geliştireceği hususlar. Bence Türkiye AK Parti sonrası bir iktidara yani bir Millet İttifakı iktidarına hazır. Yani ben Millet İttifakı bileşenlerinin de bu bağlamda ne muhafazakarlara ne kendini Atatürkçü Cumhuriyetçi seküler hisseden vatandaşlara ne milliyetçilere karşı bir tehdit unsuru olmayacağını kazanılmış herhangi bir haktan yani ellerinden alınmayacağını samimiyetle inanıyorum bugünün koşullarında. Yani hepimiz de her şeyi daha da fazlasıyla öğrenmiş olduk. AK Parti esas bu mağduriyetler üzerinden gelip kınadığı her ne varsa onları fazlasıyla ve misliyle yaşatarak bence iktidarının sonuna doğru yaklaşıyor.
Ayşe. Ben de başka bir açıdan şimdi bence ya bu arada peki içerisinde... şu açılıyor mu, çok özür diliyorum, yani kazanılmış haklar derken neyi kastediyor, yani kazanılmış haklarınız geri alınacak derken bir anda başörtüsü mü mesele yapılacak gibi yansıtılıyor, yani propagandası bence yapılan kazanılmış şey kazanılmış hakları direkt sayır yurttaşa da değil, kendi içlerinde uzlaştıkları tarikatlar, cemaatler vesaireler üzerinden de bir söylem bence bir korku bu. Şeyi salınıyor. Çünkü sayır sokaktaki yurttaşın kazanılmış hakkı denen şey kendi dinini yaşaması anlamında bir çıta bir eşik aşmışlığı yok. Yani imam hatiplerden bahsediyorsa imam hatipler zaten şu an %40 kontenjan boş. Kimse çocuğunu imam hatipe göndermiyor. Eğitim seviyesi düştü vesaire oldu. O bence farklı bir şey. Yani biraz daha bu cemaat tarikat gibi kesimlere bunu söylüyordur. Çünkü biraz önce Erfan'ın dediği gibi yani muslukların aktığı yerlere yapıyor aslında bu sözü. Yani yurttaşı aşağılama değil bu aslında. Size gelen Pınar'ın başını kesmiş oluruz bu haliyle demeye çalışıyor. Üstten üstten. Ama bir taraftan ama da bu, çok özür dilerim. Bu endişe satın alındığına göre demek ki bir gidiş şeyi kabul ediliyor yani o tarafta. Gidiş şeyi kabul ediliyor. Zaten kendi dillerinden de bunu kaçırıyorlar. Bu. İlk kez oluyor. Ama ben şu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi siyasal İslam'da, bakın bunu hani İslamiyet'te anlamında kullanmıyorum. Siyasal İslam'da takiye mantığı çok farklı bir şekilde kullanılabiliyor. Takiye. Ve çok tehlikeli bir kavram. Senelerce işte cemaatçiler, Gülen cemaat mensupları dışarıda Atatürkçü'den çok Atatürkçü görünmeye çalıştılar. Hala öyle. Şimdi mesela... YouTube'da hala öyleler. Şimdi de işte siyasal İslam sadece Gülen cemaatinde böyle tezahür etmiyor. Siyasal İslam nerede olursa olsun siyasal İslam'dır ve bu takiyecilik vardır. Şimdi bu gemi eğer su almaya başlarsa muhakkak hepimizden daha demokrat, hepimizden daha hak savunucusu, hepimizden daha laik bir kesim türüyecektir. Olan gene bize mi olur diyorsunuz? Ki, ve diyecekler ki işte herkes biz, kendini kurtarır olan gene işte size olur diyor. Biz de böyle eleştiriyoruz. İşte bu iktidar şöyledir. Böyle hak kayıpları oldu. Herkesten daha layık davranacaklar. İnsan haklarının herkesten çok altını çizecekler ve AK Parti'yi herkesten çok eleştirecekler. Ama buradaki süreçte bence kimle yürüdüğümüze dikkat etmek gerekiyor ya da kimin sözüne kapıldığımıza, kimin sözünü konuştuğumuza dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hayatında bir kere siyasal İslamcı artık siyasal İslamcıdır. O döngüye, o çarka girmiştir. Bir kere bu topluma yalan söyleyen bir amaç uğruna buradan sonra da hep söyleyebilecektir. Şu an mesela bence dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu. Ben şu an mesela duyumunu alıyorum, sosyal medyada görüyorum. Bu Gülen cemaati dediğimiz ve uzak durduğumuz kitle şu an gerçekten iletişim anlamında sosyal medyada örgütlendi. Her gün bir hak üzerinden bir etiket çalışması yapıyorlar. Çok demokrat, çok hak savunucusu, çok layık bir görünümle bunu yapıyorlar. O etiketin kime ait olduğunu anlamanız için hesapların profillerine dikkatle bakmanız gerekiyor. Yani tehlikede böyle çanlarını çalmaya başladı diye düşünüyorum. O yüzden hani gidiyorlar rahatlığından ziyade artık hepimiz aynı şeyi söylüyoruz derken bile bilmemiz gerekiyor ki o hepimizin altındaki bazı insanlar aslında gerçekten layık, gerçekten demokrat, gerçekten adalet ve özgürlük isteyenler değil. Su alıyor gemi diye tekrar pozisyonunu almaya çalışanlar. Tabii canım, bazı FETÖ'cüler YouTube'da dinin siyasete gelmesi, işte siyasal İslam'ı böyle acayip karşıt bir şekilde tartışıyorlar yani. Bugün de çok acayip yani, sapla sabanın birbirine karıştığı tuhaf da bir dönem yani bir taraftan. Bilmiyorum, var mı buna ilişkin başka söyleyecekleriniz? Ya bu gidiyorlar kısmının bu kadar çok oluyor olması da yani Türkiye'de çok ilk olduğu için alışkın da değil insanlar. Hani bu hep daha çok böyle çok da travmatik bir dönem esasen yani. Tamam. Çok ciddi de bir güç aynı zamanda baktığımızda. Türkiye bir travma ülkesi. Kesin. Yani, bu kadar ağır travmayı ülkeler iç ve dış savaşlarda yaşar. Türkiye iç ve dış savaşı aktif olarak yaşamadan onlardan daha büyük bir travma toplumu. Bu travmalarda şöyle hani lokal dokunuşlarla, ilaçlarla tedavi edilmez. Kliniklerle tedavi edilecek kadar travma toplumu. O yüzden böyle çok dengeli, çok aklı selim ya da
hayata böyle her açıdan çok dengeli bakan bir toplum değil. Aslında yani genel anlamda hepimizi de etkileyen bir süreç. O yüzden böyle aklı korumak, beden sağlığını ve ruh sağlığını korumak en önemli kazanım. Onun dışında da gerçekten var olan durumda ne yapılıyor, ne dayatılıyor, onu iyi algılamak ve ona göre de davranmak lazım. Hani hani bütün bu anlatılanların evet hepsinin karşılığı çok fazla bu ülkede. Ama şu gidiyorlar coşkusunda ülke biraz rahat yaşasın ya. Hani hakikaten yaşasın. Çünkü şey gibi bu İstanbul seçimlerinde şey oldu ya, her şey çok güzel olacak. Böyle bir çocuğun bir bağırışıydı. Spontan gibi göründü. Ben öyle gördüm. Belki başka bir şeydir. Onun da bir önemi yok. Birileri çıktı aman öyle demeyelim. Her şey güzel olacak demeyelim diye. O sloganı bir şey yapmaya kalkıştılar. Etkisizleştirmeye kalkıştılar. Ya iyice her şey çok güzel olabilir. Bunu yapmak herkesin elinde. Türkiye yeniden tekrar kendi öz kaynaklarından tekrar dirilip gerçekten kendi değerleriyle övünen ya da binalarla şunlarla bunlarla değil yağmalanmış talan edilmiş bir ülke değil, kendi değerlerine yeniden kavuşan bir ülke olabilir. Ya biraz da normalleşmeye başlayan en azından. Coşkusunu da yavaş yavaş insanların yaşaması lazım. Hani bu moral motivasyon bu anlamda çok önemli. Yani gülmek, gülünce bile ya ayıp oldu. Hani bu kadar çok şey varken de gülmeyelim bu ülkede. Duygusu o kadar çok fazla var ki. Yok çok fazla gülelim. Hani çok fazla hem eğlencemize hem gerçekliğimize sahip çıkalım. Hani bu bir dönem böyle bir şey başka bir döneme doğru geçti artık. Yani bu zamana kadar AKP'nin yürüttüğü dönem bitti. Bundan sonra nasıl bir dönem olacağını birazcık da bu refleksler belirleyecek. Biraz da bu tavırlar belirleyecek. İşte, peki Tayyip Erdoğan aday olmaz böyle bu rakamları görürse gibi o Fehmi Korun'un şey iddiası böyle gerçeğe döner mi hakikaten? Ya şundan dolayı dönme ihtimali var. Kazanamayacağını görürse gibi. Üç kez aday olamaz diye bir koz var. Tamam mı? Yani çıksa Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yapsa Tayyip Erdoğan üç kez aday olamaz diye. Birazcık bunu alevlendirirler elinde medya gücüyle köpürtürler bilmem ne yaparlar sonra çekilir. Tamam mı? Kendiliğinden böyle öyle bir geçişi olmaz. Bu da şöyle bir şeyle olur. %30, %70, %40, %60 gibi bir şey hissettiğinde Türkiye'nin kurtuluş oranları da bunlardır. Yani şu anda %40, %60 olma ihtimali çok fazla görünüyor. Bu araştırmalarla bilmem şeyi boş verip sokak zaten bunu gösteriyor. Yani şöyle hiç duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Hiç duymadığımız kişilerden. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sosyolojik bir gerçekliktir. Hani böyle olursa bu başka bir tarafa doğru gider. Hani şöyle yani hep böyle ne yapıp edip ya yok bırakmazlar iktidarı, yok şu olur bu olur. Bütün bu kaygıları anlıyorum. Hepsinin bir gerçeklik payı var. Ama bu ülkenin kendi dengesinin, o suni dengesinin bir gücü de var. Bu zamana kadar hep öyle oldu. Bu hani çok bence uzamış bir süreç 20 yıl AKP'de. Bunun başka sosyolojik nedenleri mesela var. 2015 yılından itibaren bile çok tartışılacak şeyi var değil mi muhakkak? Sündürülmüş aslında. Bir seçim dönem. Yenilenmesi bile aslında o dönemde tartışmaya açık bir süreç. Yani aynen. Bence yani Türkiye siyasetinin en karanlık dönemlerinden biri o 7 Haziran'la 1 Kasım arası. Muhakkak yazılacaktır. Yani Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmıyor. Her şey ortaya çıkıyor gün geldiğinde. Aslında ben de çok net göremiyorum. Yani bu adaylık süreci nasıl işler, nasıl yürür? Yani parti içinde de, devlet içinde de başkaca ihtimaller, olasılıklar tartışılıyor mudur? Tartışılıyordur. Yani bence hani öyle bir ihtimal de olabilir. Çok yönlü bakılması gereken bir döneme giriyoruz. Ben az evvel Ayşe Hanım'ın söylediğinle aslında endişeli bir sosyal demokrat olarak benzer endişeleri yaşıyorum. Yani gelen dönemde aslında bence o konuda Mustafa Hoş çok doğru söyledi. Yeni döneme, önümüzdeki yıllara ve yaklaşan ilk seçime ait
hepimiz perspektifimizi, beklentilerimizi, yani bunu böyle çok olasılık dışıymış gibi düşünmeden temennilerimizi rahatlıkla konuşabiliyor olmamız lazım. Yani ve bunu ne zaman konuşuyoruz ya da ne zaman siyasi yani partiler de ve onun liderleri de sanki seçilecekmiş ve iktidar olacakmış gibi davranmaya başlıyorlar. Hakikaten kamuoyunda bu olumlu bir etki de yaratıyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun sanki iktidar olacaklarmış gibi konuştuğu zamanlarda kamuoyunda çok yüksek bir enerji görüyorum. Yani vatandaş umutlanıyor. Meral Akşener'de de keza aynı şekilde. Meral Akşener'de de öyle. Yani yapacağız gibi bir tutum içerisinde oldukları vakit işte biz geldiğimizde bir senede yurt meselesini bitireceğiz. İşte biz geldiğimizde efendim şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedikleri vakit hani vatandaş da bir sırtını dikeltiyor. Yani tabii İstanbul ve Ankara da bunun yolunu çok ciddi anlamda açtı yani. O tabii, öyle bir gerçek. Tabii, insanlar böyle şey orada, mümkün olduğunu da gördüler. Orada yani bir kahramanlık hikayesi yazıldı aslında. Yani o muazzam hem İstanbul'un sandıkların üstünde tabii, hani çuvalların yani üstünde yatan insanlar. Yenilenmesi, o süreçler, Ankara 25 yıl sonra Gökçek'ten Mansur Yavaş'ın ikinci seçimi, yani daha evvel de bence kazandı gibiydi. Kedi falan girdi yani. Öyle bir şeyler oldu o gece. Dolayısıyla o zaten yüksek bir enerji verdi. Bir kahramanlık hikayesi çıkardı. Seçime dair umudu arttırdı ama şu an liderler de o umudu arttırıyor. Bizler de bence hani nasıl sizin az evvel hani azıcık altyapısında ilgili konuştuğunuz, hı hı, hani böyle olmamalı da hani buna da dikkat etmeliyiz. Yok, ya da böyle başka olmalı. Bir şey aslında. Bu arada süremiz bitti ne yazık ki. Çok bir cümle alabilirsek. Size söylediğiniz genel bir iletişim. Ben başından beri bütün köşe yazısına da programlar bunu söylüyorum. Bizim bir rüzgar estirmemiz lazım. Yani eğer bu iktidardan ve bu rejimden kurtulmak istiyorsak bir zafer rüzgarı estirmemiz lazım. Bu da parti programlarını konuşarak olur. İşte bence kurtulmak kelimesi olacak, değil doğru olacak şey gibi bana gelen. Kurtulmak yerine bir şey değişimin mümkün olabileceği. Baskıdan kurtulmak ha, bence belki kurtulmak. Belki yani iktidardan kurtulmak gibi değil de çünkü Neçidon'a oy veren bir kesim de var her halükarda. O kesim başkasına da oy verir. Bak, sonuçta tabii tabii şundan, ama kurtulmak yerine şundan, değişim bak, mümkün olabileceğini. Çok özür dilerim. Evet bir bitirebilir miyim? Parti programı çok önemli diye altını çizdiğim bir konu var. Bu da işte tam Elfina'nın örneği verdiği. Bakın Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere Dışişleri Bakanı'na, Savunma Bakanı'na özür dilerim sosyal medyadan bunu beyan edebilecek güçteler. Bu önemli bir çizgi. Bu rüzgarı estirecek bir şey. Öğrencilerin yurt sorununun çözümünün maddi anlamda, finansal anlamda hesaplanmasını yapıp çözümünün ortaya konması rüzgarı estirecek bir şey. Çünkü artık seçimin nasıl kazanılacağını biz konuşmuyoruz. Seçimden sonra neyin hangi bütçeyle nasıl artık iyileştirileceğini, evet, konuşuyoruz. Rüzgarı estirecek şey budur. Ama benim dediğim işte o rüzgarı estirirken yarın yeni bir güçlendirilmiş, tabii, parlamenter sisteme geçerken de gerek parti kadrolarına, gerek işte basındaki isimlere, yerinde hayatımıza giren insanların geçmişlerine, kim olduklarına, geçmiş söylemlerine dikkat etmemiz lazım. Çünkü başından beri gerçeği ve doğruyu savunan demokrat, layık insanlar bedel ödemiş, görevini layıkıyla yapmış insanlar dururken bir süre ortalıkta olmayıp şimdi herkesten daha layık, daha demokrat kesilenler ilerisi için de tehlike arz edeceklerdir. O takiye riskini ben bu işin operasyonu noktasında söylediğiniz şey muhalefet tarafında da çok kabullenilir bir şey. Evet, çünkü gerçeği savunmak ortak müşterekte buluşmak anlamına geliyor. Yani ama o mesafeyi koymak da durumu sağlamlaştırır. Ama söylediğiniz şey şöyle, bütün iktidarlar geldiklerinde, yeni iktidar geldiğinde hep sıfırdan alırlar şeyi. Hani öncesini unutalım, yeni bir diyalog test edelim vesaire diye. Hani kim kimdi, ne yaptı filan, bu başka bir şeye, hani yanlış bir anlaşılmaya sebep olur diye bu açıklamayı yapıyorum. Yani söylediğiniz şey. Ya bilmiyorum, ben anlatabildim diye yani umuyorum. Öyle bir şey yaşıyorsun ki ülkeler tarihinde çok fazla benzeri de yok. Türkiye'nin yaşadığı bu 20 yılın kıyasladığınızda hani ezberi de yok başka ülke tarihleri açısından da. Bu yaşadığın dönemde her şey bu kadar olmuşken bir yıl içerisinde bu kadar değişim olup biz işte zaten layık parlamenter sistemi savunuyorduk, bunun savunucusuyuz diye bu kadar çıkan güruha da dikkat edelim. Bu güruhun sesinin bir önemi yoktur. Sen de hesabını vereceksin önce, sonra bu sesi beraber çıkarırız diyor. Peki, evet, süremizi de açtık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Süremizi de açtık valla. İzleyicilerimize de ayrıca izledikleri için, katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Cuma günü görüşürüz.